Merhaba değerli seyirciler, Haber Analiz programı 5. boyutu izliyorsunuz. Ben Merdan Yanardağ ve hemen sürekli yorumcularımızdan Sayın Haldun Solmaz Türk, emekli general, siyaset bilimci. Sayın Solmaz Türk, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hakan Aksay, gazeteci, Rusya uzmanı, uzun süre Moskova'da görev yapmış. Türk basınının herhalde tek ismi diyebiliriz. Yanılıyor muyum Hakan Aksay? Birkaç kişi vardık ama benim epey uzun sürdü. Evet, sizinki en eskisi ve oradan da Leningrad Üniversitesi mezunu bir gazeteci dostumuz, Tele1 programcısı. Aynı zamanda Tele1'de uzun süre program yaptı. Bize Moskova'da neler olup bittiğini söyleyecek çünkü Rusya'dan yeni geldi. Rus basını Soçi zirvesini nasıl değerlendiriyor? Türkiye-Rusya ilişkilerinin seyri, Türk-Amerikan ilişkilerinin, daha doğrusu AKP iktidarı Amerika ilişkilerinin, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin baş aşağı gittiği, sorunlar yaşadığı bu dönemde Rusya ile bu yakınlaşmanın arka planında gerçekten ne olup ne bittiğini bize anlatacak. Başka konuklarımız var. Programımızın ikinci bölümünde dış politika yorumcusu, yine Tele1'in sürekli yorumcular arasında bulunan gazeteci, yazar Ceyda Karan, dış politika yazarı Ceyda Karan bizimle birlikte olacak. Tele1 Orta Doğu Haberleri editörü Ömer Ödemiş, Ankara stüdyomuza gelecek, yine programa katılacak. Programımızın son bölümünde ise Saadet Partisi sözcüsü Bülent Kaya bize programımızın 3. bölümünde katılarak Meral Akşener'le Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşmenin arka planını bizimle paylaşmaya söz verdi. Evet, hemen başlayalım. Sayın Solmaz Türk, isterseniz Soçi'de ne olup bittiği, Rus basını nasıl bakıyor soruna, Sayın Hakan Aksay'a soralım. Bize bir çerçeve çizsin, bir zemin çizsin. Bunun üzerinden konuyu tartışmaya başlayalım. Evet Hakan Aksay, Soçi'de ne oldu gerçekten? Rus basını konuyu nasıl değerlendiriyor? Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin seyri hakkında nasıl bir izlenime, görüşe sahipsin? Şimdi her şeyden önce Soçi zirvesinin ortaya çıkması, düzenlenmesiyle ilgili pek çok kişinin, pek çok uzmanın, dış politikadan anlayan pek çok insanın üzerinde birleştiği birkaç konu var. Karşılıklılık, yani diplomaside mütekabiliyet ilkesine pek de uyulmadan üst üste Erdoğan'ın ziyaretleri oluyor. Evet. Rusya'ya. Şimdi sıra Putin'deydi. Putin'in gelmesi gerekiyordu. İsteğin de, görüşme isteğinin de Türkiye tarafından, yani Erdoğan'dan geldiği biliniyor. Soçi'ye davet edildiği, üstelik de Putin'in Soçi'de başka işlerinin de olduğu, yani zirveden sonra. Yani görüşme talebi Erdoğan'dan geliyor. Evet. Ve aynı zamanda çok da uzun bir görüşme değil bu. Daha önceden Kremlin'den yapılan açıklamalarda 5-6 saat ya da hatta 2 gün vurgusu bile varken bu 3 saatten kısa süren bir görüşme. Zaten ondan hemen sonra bir yemek falan da yenmedi. Erdoğan hemen döndü, basın açıklaması yapılmadı. Putin'in de zaten uzay çalışmalarıyla ilgili bir görüşme vardı. Böyle bir enteresanlık var ve en önemlisi zirvenin düzenlendiği koşullar Türkiye'nin, daha doğrusu Erdoğan'ın, AKP iktidarının kendini oldukça zayıf hissettiği bir döneme denk geldi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip de Başkan Biden'la görüşmeyi beceremeyince herhalde sadece siyasal olarak değil, psikolojik olarak da bir darbe yediğini hisseden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli demeçleri oldu. Hiç böyle olmamıştı. Diğer Amerikan başkanlarıyla iyiydik, burada olmuyor vesaire ve ardından bir Putin övgüsü. Yani zaten dünyanın pek çok bölgesinde ABD ile, AB ile, Orta Doğu ile vesaire ilişkilerde kendini oldukça zayıf hissettiği bir dönemden geçen AKP iktidarı Putin'e de böyle bir zayıflıkla gitti. Yani teslim olmaya çok uygun şartlarda gitti ve görüştü. Şimdi Soçi zirvesinde ne oldu sorusuna gelince herkes bugün baktığım gün içinde çeşitli yorumlar yapıyor ama en başta bu konuda yorum yapacakken şunu söylemek gerekir. Zirvede ne olduğunu biz bilmiyoruz. Çünkü zirvenin büyük bir bölümü kapalı yapıldı. Zirve diplomasi kurallarına uymaksızın Erdoğan'ın isteğiyle ve Putin'in kabulüyle
birebir yapıldı. Yani oraya Türkiye delegasyonundan savunma konuları görüşülmesine karşın savunma bakanı gitmedi. Ticaret görüşülmesine karşın ticaret bakanı gitmedi. Enerji vesaire bunları çoğaltabiliriz. Gidenler arasında da örneğin iletişim başkanı oradaydı, sözcü oradaydı, MİT başkanı oradaydı. Onlar da yan odada beklediler. Yani Putin'le Erdoğan birebir görüştüler. Birbirlerinin dilini bilmedikleri için de herhalde güvenilir buldukları birer çevirmenleri vardı. Ve orada ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Kesin olarak bilmiyoruz. Ancak önceki durumlardan ve çeşitli sahip olduğumuz bilgilerden dolayı yorumlar yapıyoruz. O yorumlar üzerinden giderek birkaç şey söylemek mümkün. Zirvede birkaç konunun öne çıktığını tahmin ediyorum ben önceki durumdan ve şimdiki bazı gelişmelerden, iddialardan hatta. İdlib kuşkusuz bunlardan biri, Suriye konusu bunlardan biri. Zaten bu bekleniyordu çünkü yorumcuların çoğu kez es geçtikleri bir konunun altını çizmek istiyorum. Bundan çok kısa bir süre önce Moskova'nın bir gece yarısı önemli bir ziyaretçisi vardı. Suriye lideri Esad geldi, evet. Putin'le görüştü ve bu gündemde açıklanmadı ama dışarıya sızan kaynaklara göre Esad artık bu kadar aşamadan sonra oradaki yabancı birliklerin ve en başta Türkiye'nin bölgeden çıkarılması gerektiğinin altını çizdi ve Putin de bunu kabul etti. Bunlar sızdı, bunlar yine iddia diyelim. Ondan sonra zaten böyle bir şeyi Rusya'nın gündeme getireceği biliniyordu ama hele hele de böyle bir zayıf bir ortamda Moskova'ya, daha doğrusu Soçi'ye gelmiş olan Putin'i karşısında bulan, Erdoğan'ı karşısında bulan Putin bu konuyu herhalde net bir şekilde gündeme getirdi. Haberlerde ve 18 dakikada da gündeme getirdiniz, siz de söylediniz. İddialar var, buna kesin diyemiyoruz. Bunu Rusya basını, çeşitli kaynakları da söylüyor. Türkiye nedir bu iddialar, sıralarsak? Evet, Türkiye askerlerinin, birliklerinin artık bu tartışmalı M4 yolundan yukarı doğru, kuzeye doğru yöneldiği yolunda iddialar, haber diyemiyoruz doğrulanmadığı için ama iddialar çok çok yoğun. Pek çok kaynak var. Yayına çıkmadan önce ben tekrar baktım, gerekirse bunların isimlerini de verebilirim Rus basınında, Rus medyasında ne tür şeyler çıktığına ilişkin ama yoğun bence olarak... birkaç gazete, yani bir kaynak vermek lazım Hakan Aksay. Hangi gazeteler bunlar? Hangi kuruluşlar? Gazeteler, en son haberleri ben YouTube kanallarından birkaç tanesinden fotoğraflar eşliğinde, ama fotoğraflar güncel olmayabilir. Onun için isimlerini söyleyeyim. Vayınlı Avangard sitesi, Türk askerlerinin biraz da yorum yaparak Putin-Erdoğan görüşmesinden sonra Suriye'den kaçtıkları başlığıyla verdi. Bir başkası NSS, yani NSS kanalında Erdoğan'la Putin'in görüşmesinden sonra Türkiye'nin İdlib'den çıkışı başladı başlığıyla veriliyor. Zakon Rasyi kanalında Putin Erdoğan'la görüşmesinden sonra Erdoğan'a bir seçim bırakmadı ve Suriye'nin temizlenmesi, yabancı askerlerden temizlenmesi süreci başladı diyor. Aynı zamanda başka kanallarda da özellikle Erdoğan'ın kurnazlığının sökmediği vesaire türünden yorumlu şeyler var ama onların içinde hepsinde geçen şey şu: Türk askerlerinin kuzeye doğru ilerlediği, geri çekildiği, kuzeye doğru çekildiği başlamış durumda. Yani bu %100 doğrulanmadığı için iddia ekiyle söylemek durumundayım ben de gerçekten. Böyle bir şey var. Bu zirvenin sonucu olabilir. Bu hatta zirveden çok önce Esad'ın gelişiyle birlikte kararlaştırılmış olabilir. Bu önemli bir şey. Şimdi kuşkusuz şunun da altını çizmek gerekiyor. Rusya'nın Türkiye'den çok rahatsızlıkları var son zamanlarda. Bunlardan bir tanesi Ukrayna ile ilgili olanı. Ukrayna'da onu da ikiye ayırmak mümkün. Bir, Türkiye Kırım'ı tanımayan pek çok devletten biri. Bunun altını özellikle çiziyorum. Kırım'ı kimse tanımıyor Rusya'dan başka. Hatta Rusya'nın en yakını olan Belarus bile tanımıyor. Ama Kırım konusunda bu kadar çok deyiş yerindeyse, bağır çağır bir çizgi izleyen, diplomasi de demek zor,
tek bir ülke var. Hatta Ukrayna'nın kendisi bile bu kadar çok gündeme getirmezken herhalde benim de anlamam zor. Bir tür bir mantığın içine Rusya'ya ve Amerika'yı ve Ukrayna'yı birbirine karşı kullanma ustalığı tırnak içinde, anlayışı içinde olabilir belki ama Türkiye bunu sık sık gündeme getiriyor. Zirveden önce de Biden'la görüşme umutlarının henüz bulunduğu dakikalarda Birleşmiş Milletler kürsüsünden Erdoğan da bunu dile getirmişti. Ben o zaman Moskova'daydım. Henüz de görüştüğüm Ruslardan çok ilginç tepkiler aldım. Artık bu kadar yetti. Bu konu durmadan gündeme geliyor. Artı bir konu daha var. Onu da hemen burada söyleyeyim. İkinci, yani birinci konu buydu. Tanınmaması. İkincisi de Ukrayna'ya askeri olarak ciddi bir destek, bir askeri ticaret. Yine Erdoğan'ın damadına ait bir şirketten dronların, insansız hava araçlarının Ukrayna'ya satılması. Burada tabii bu satış sadece bir askeri ticari olarak görünmez, ticaret olarak görünmez. Çünkü Ukrayna ile Rusya bir savaş durumu içinde. Adı konmamış ama oldukça yıllardan beri süren bir savaş Rusya'nın tepkilerini çekiyor. Bu iki konuyu gündeme getiren pek çok Rus tanıdığım gazeteciler, bunların bir kısmı danışman, önemli mevkilerde tepkilerini dile getirdiler benim Moskova'daki kendileriyle görüşmemin başında sonunda. Yani her zaman o konuda görüşmemiş olsam bile ve içlerinden iki tanesinin ilginç bir yorumu oldu, buradan aktarmak istiyorum. Tıpkı uçak düşürülmesi olayında 2015 sonunda olduğu gibi ya da Türkiye ile gerginlik yaşanan örneğin Şubat 2020 ya da bir başka tarihte olduğu gibi şu anda başta Rus medyası olmak üzere Kremlin'den işaret bekleniliyor dediler. Ne işareti dedim, nedir? Beklediğiniz işaret nedir? Türkiye'ye karşı nasıl bir tutum içine girilecek? Yani Rus gazeteleri, televizyonları, internet kaynakları, diplomasi ve siyaset uzmanları Türkiye'ye karşı yumuşak, sessiz bir çizgide mi kalacak, yoksa Kırım konusu başta olmak üzere, silah satışları başta olmak üzere, belki İdlib vesaire, Türkiye'ye karşı bir savaş mı ilan edilecek? Hani o savaşlardan bir tanesi, tırnak içi savaş diyorum, propaganda savaşı, ama sadece propagandayla sınırlı kalmıyor. Çünkü örneğin bir dönem Türkiye'ye turist gönderilmemişti. Yakın bir dönemde Türkiye'ye uçak gönderilmemişti. Bunların hepsini hatırlıyoruz. Böyle bir bekleyiş içindeydiler. Şimdi bu bekleyiş bu görüşmeden sonra nasıl bir hal olur? Ben de onu bekliyorum ama anlaşılan Rusya Türkiye'den istediklerini ya da istediklerin önemli bir bölümünü almış gözüküyor. İdlib konusu böyle. Tabii ki çok konu var ama ana konulardan biri de doğalgaz konusuydu. Girişte, toplantının girişinde Erdoğan'ın herhangi bir şey söylememeyi tercih etti ama Türkiye doğalgaz anlaşmaları konusunda bir tür kurnazlık, ticari kurnazlık yaparak 2019'da 2020'de imzalamak istemediği doğalgaz anlaşmaları vardı. Çünkü LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgazla belki de idare ederiz dedi. Onun bir şeyi vardı, ucuzladığı bir dönem vardı ama bu derinliksiz kurnazlık da yalnızca Erdoğan iktidarının değil Türkiye'nin aleyhine dönmüş durumda. Türkiye şu anda 250 doların altında 1000 metreküp'e gaz fiyatı veriyor. Ucuz bir fiyat çünkü Avrupa'da 1000 doları aşmış durumda. Ama Türkiye'nin ciddi bir doğalgaz açığı var ve yıl sonunda biten anlaşmaları var. Artık yumurta kapıya geldi ve Rusya ile anlaşma için artık Türkiye'nin konuyu gündeme getirmesi gerekiyor. Çünkü doğalgazsız kalacağız ya da pahalı doğalgaz alacağız. Bunun dışında üçüncü bir seçenek görünmüyor ve anlaşılan Rusya Türkiye'yi böyle bir ortamda yakaladı. Zaten siyasi ilişkilerde de pek çok sorun var. Türkiye artık o 238-250 dolar bandından çok daha yukarıda bir fiyatla Rusya'nın gaz satacağını sanıyorum. Bunun yani anlaşması... bu durumda Türkiye'de doğalgaz fiyatları yükselecek ve vatandaşa gelen fatura hayli artacak demek. Hayli, evet. Yani bugün %15 elektrik zammı vardı. Daha %15 da evet zam. Çünkü elektrik enerjisi de doğalgaz çevrim santrallerinden elde ediliyor büyük ölçüde. Evet. O da başlı başına bir stratejik bir hata, bir yatırım hatası. Ya dışa bağımlı bir enerji politikası demektir bu bütünüyle. Kesinlikle öyle. Tabii ki iktidar işletmelere, fabrikalara vesaire bunlara
zammı daha fazla yansıtıyor evlere, yurttaşlara daha az yansıtıyor ama o az denilen oran bile yurttaşların tepkisini kazanmaya yetecek kadar güçlü olacaktır. Çünkü çok ciddi bir zam kapıda. Ekim mi olur, evet. Kasım mı olur yoksa son dakikada mı olur evet. Bilmiyorum ama bütün bu açılardan herhalde zararımıza Soçi'deki bir zirve olacak. Soçi'deki diğer gündeme geleceğiz. Doğalgaz gündemine ayrıca değiniriz. Bir İdlib meselesini sonlandıralım. Sayın Solmaz Türk. Ömer Ödemiş'te son haberler var, bölgeden haberler var. Çünkü Tele 1 Orta Doğu Haberleri editörü Ömer arkadaşımız bölgeden iyi haber alan, iyi kaynaklara sahip Tele 1 mensuplarından biridir. Biz Suriye'yi başından itibaren çok yakından izledik. Kendisi medyada bilirler. Esad'la röportaj yapan, doğrudan röportaj yapan ilk gazetecidir. Suriye'den ilk haberleri, özel haberleri yapan ilk gazetecidir. Askerlerin yakılması olayını ilk gündeme getiren gazeteciler arasındadır. O bakımdan biraz önce Hakan Aksay'ın söylediği Rus basında çıkan haberleri aslında Ömer Ödemiş önceki akşam bize bildirdi. Fakat teyit edemediğimiz için yani Türkiye'nin zırhlı birliklerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çekilmeye başladığı ve Cilvegözü sınır kapısından girişlerin başladığı haberi geldi fakat teyit edemedik. Bölgedeki tır şoförleri vesaire yani bunu gözlemlediklerini, Türk askerlerinin çekildiklerini belirtiyorlardı. Yerel kaynaklar bunu doğruladı Suriye'deki. Fakat Türkiye'den teyit edemedik ve kritik bir bilgi olduğu için de paylaşamadık. Fakat Ömer Ödemiş'in istihbaratı doğru çıktı. Biz şimdi Ömer Ödemiş'e soralım. Soçi zirvesinin İdlib'deki bizim Tele 1 kaynakları, bizim ulaşabildiğimiz kaynaklar İdlib'deki sonuçlarını nasıl gözlemliyor? Ne oluyor? Türk askerleri çekiliyor mu? AKP iktidarı hakikaten o yüzden açıklama yapmadılar. Kayboldu. İktidar yok ortada. Ne Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor, ne Milli Savunma Bakanı açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı zaten yok ortada. Yandaş basın sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ortada bir gariplik var. Bunu sizinle konuşacağız ama önce Ömer Ödemiş'e soralım. Ne oluyor Ömer Ödemiş? İdlib'de bize gelen haberler nedir? Evet Merdan Yanardağ, iki gün önceydi sanıyorum. Biz çekilmeyi gözlemledik. Oradan yerel kaynaklarımızdan bilgiyi almış idik. 200'e yakın askeri cemse Cilvegözü sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmış idi. Yapıyor bilgisi var idi. Otobüslerle askerler taşınıyor idi. Kamyonlarla da tanklar ve diğer askeri teçhizatın taşındığına dair bölgeden bize ciddi haberler gelmiş idi. Daha sonrasında ise M4 karayolunun tamamen boşaltıldığı ve güneye doğru hızlı bir çekilmenin yaşandığı yine bölgeden gelen aldığımız bilgilerdi. Yerel kaynaklarımız bu konuda bize çok net bilgiler vermiş idi ve dün akşamdan itibaren de bu çekilmenin devam ettiğini biz bölgeden öğrendik. Tespit ettik. Soçi zirvesi yaklaşık Erdoğan-Putin görüşmesi 69 kez gerçekleşti Yanardağ bugüne kadar. Bunun 24 kez yüz yüze görüştüler. 45 kez de telefonla olmak üzere 69 kez 15 Temmuz 2016'dan bu yana kadar görüşme gerçekleşti. Soçi zirvesi ekseninde. Ve birçok kararlar alındı ama Türkiye bu kararlara çoğunlukla uymadı. Bu kararların ana eksenini de İdlib oluşturdu hep. Çünkü İdlib'de bir cihatçı yığılma var idi. Bu cihatçı yığılmanın bir an önce çözülmesi gerekirken yaklaşık 3 yıldır, 3,5 yıldır Türkiye'nin engelleyici tavırlarından dolayı bir türlü İdlib AKP operasyonu iktidarının başlayamamıştı. Diyelim ona. Türkiye'nin değil de AKP iktidarının demek daha doğru. Tabii ki AKP iktidarının sonuçta evet. Türkiye'nin oradaki varlığının temsilcisi mevcut iktidar. Bir türlü sonuç alınamıyordu ve bu da Suriye'de çok ciddi rahatsızlıklar yaratıyordu. Özellikle Suriye'deki generaller, askerler artık yeter noktasına gelmiş idi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Putin'le yaptığı görüşmede de iki temel konu vardı masada. Birincisi İdlib hemen temizlenmeli, ikincisi Türkiye askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi idi. Bu konuda ısrarını vurguladı ve Şam'a döndü Beşar Esad. Arkasından Soçi'de gerçekleşen zirvede iki temel konu masada idi. Birincisi İdlib, ikincisi Suriye topraklarından Türk askerlerinin tamamen çekilmesi
meselesi var. Ki bu ikisi noktasında da kararlar alınırına dair sızan bilgiler var Soçi görüşmelerinde. İdlib'in bir ay gibi kısa sürede operasyonun başlayacağı, oradan askerlerin ve askeri birliklerin ve korunması gerektiğini düşündüğü AKP iktidarının kimi Nusra dışında orada yapılanmalar da var. Yani ne gibi yapılanmalar? 60 bine yakın Nusra askeri. İdlib'de hangi örgütler var Ömer Ödemiş? Türk İslam Partisi var Cısırışıkul'da. Bu çok önemli. Uygur Türklerin ağırlıkla oluşturduğu ve rakam olarak da bölgeden gelen bilgi 5000 civarında savaşçısının olduğu söyleniyor. Bugün ben arkadaşlara bir video attım. Nusra bugün orada dün gövde gösterisi yaptı. Yani biz Suriye ile, Suriye Devleti ile ve Rusya ile savaşmaya hazırız. Bu güce sahibiz gösterisini yansıttı, video yayınladı. Ya videoya baktığınızda sanki bir örgüt değil, devlet gibi biçimlenmiş bir yapılanma vardı. Yani üç tarafı abluka altına alınmış zaten iken. Zaten İdlib Emirliği diye Nusra'nın. Bir tür devlet ilanı var orada. Evet. İdlib Emirliği deniyor. Evet ve zaten. Örgüt olmaktan çıkmış bir devlet gibi biçimlenişi var. Askeri yapılanmasına da baktığınızda çok ciddi bir silah var İdlib'de. Bunu nereden temin edebileceğini düşündüğünüzde üç tarafı ablukada bir bölge İdlib. Yani Suriye ordusu var, İran birlikleri var. Özel birlikleri var, muhafızları var, Hizbullah var ve Rus özel birliklerinin bir ablukası var. Bir tarafta da Türkiye sınırı var ama bu süreçte İdlib'de daha sonra yerleşmesine rağmen Nusra orada ciddi bir askeri güç oluşturmuş durumda ve rakam olarak da 60 bin civarında askeri gücünün, askerinin, savaşçısının olduğu söylenir. Yani Türk İslam Partisi ile Nusra'nın 80 bin, 70 bin civarında askeri gücünün olduğu söylenir. Bunun yanı sıra tabii şey de var. Türkiye'nin TSK'nın ağırlıklı bulunduğu bölgede işte kimi Türkmen cepheleri, İşte ÖSÖ'ye bağlı kimi alt gruplarında olduğu Hamza Tugayları gibi. Yine Türkiye'den tarafından yani AKP iktidarı tarafından fonlanan, beslenen kimi yapıların da orada olduğu biliniyor. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Soçi'de Türk istihbaratıyla Suriye istihbaratının da görüşme yaptığına dair bir bilgi de var bana ulaşan. Yani o görüşmeler sürerken aynı zamanda İstihbarat örgütleri de Soçi'de bir görüşme gerçekleştirdiği, yani bundan sonraki Hakan Fidan bu nedenle gitti diye gerçekleşecek. Anladım. Evet. Çünkü Ali Mem yani Suriye İstihbarat Başkanı'nın da Soçi'de olduğuna dair veriler de var. Bilgiler var. Bilgiler arasında. Böyle bir gelişmenin de olduğu bilgisi var. Buradan da şunu çıkartıyoruz. Yani artık İdlib sorununda bir son noktaya doğru gidiş var. Oranın operasyonun planlanmasına dönük de istihbarat teşkilatları arasında bir iletişimin de kurulduğunu söylemek mümkün bu gelişmelerden sonra. Ve İdlib çözüldükten sonra zaten Suriye meselesinin önemli bir halkası. Yani cihatçı güçlerin elinde bulunan tek toprak parçası İdlib'dir. Yaklaşık 1500'e yakın mevzisi vardı bu cihatçıların Suriye'de. Değişik kentlerde, değişik bölgelerde. Kala kala bir tek İdlib kalmıştı ve şu an tek mevzi İdlib. İdlib'in cihatçılardan temizlenmesi Suriye halkının zaferini ilan etmesi anlamına gelecek bir sonuçtur. Bu anlamıyla Suriye'de savaşın sonlanmasına ve kazanımının ilanına dönük bir önemli bir adımın da İdlib sonrası atılacağını düşünüyorum. Savaşı kazandıkları açıkta İdlib'i kurtarmaya çalışıyorlar, evet. Tabii yani ilk defa dünyanın bir ülkesinde, dünyanın değişik ülkelerinden gelen cihatçılar orada bir sistemi değiştirmek üzere devlete karşı bir savaş verdiler. Bu ilk defa yaşandı Suriye'de. Tabii bunun gerici Arap ülkeleri ve ABD'nin de yoğun desteğiyle yapılmış bir savaş idi. Kazanılsaydı belki başka ülkelerde de deneme cesareti bulabileceklerdi, gösterebileceklerdi ama Suriye'de kaybetmeleri bu cesaretlerin önünü de aldı diyebiliriz. Yani peki çok kısa cihatçıların sonra direnme gücü var mı Suriye ordusuna? Dolayısıyla Rusya ve İran'ın desteklediği Suriye ordusuna karşı direnme kapasiteleri var mı? Türkiye'de desteğini, AKP iktidarında desteğini çekeceğine göre mevcut tablonu gösteriyor. Bence 10 günlük, 15 günlük. Bunu kısaca yanıtlarsanız Sayın Solmaz Türk'e geçeceğim Ömer.
Bence 10-15 gün anca direnebilecek güçleri var. Çünkü artık Suriye toparlanmış ve farklı cephelerde savaş vermiyor. Sadece İdlib olduğu için de çok kısa sürede... Bir de savaşta bilenmiş, deneyim kazanmış bir ordusu var. Evet, özel birlikleri var orada. Peki, peki. Sayın Solmaz Türk, hem Hakan Aksay'ı hem Ömer Ödemiş'i dinledik. Bu tabloyu siz nasıl okuyorsunuz? Soçi'de ne oldu, Suriye'de ne olur? İdlib'deki gelişmeleri nasıl okumak gerekir? Şimdi tabii her iki değerli gazeteci bizimle tabii medyada yer alan hususları paylaştı. Çok da faydalı oldu. Ben şahsen istifade ettim. Bu M4 karayolunun, yani Halep'i sahile Lazkiye'ye bağlayan karayolunun güneyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının kuzeye çıkacağını zaten görüşmeden önce ben söylemiştim, yani büyük ihtimalle bu olacak demiştim. Yani çünkü evet, durum onu öyle gösteriyordu. İkinci söylediğim şey de şuydu. Çok yakın bir gelecekte, yani bu görüşmeden sonra Suriye ile, yani Şam'daki hükümetle açık bir işbirliği başlayacak demiştim. Bunun da kararının alındığını sanıyorum. Fakat en güvenilir bilgi sanıyorum Tayyip Bey'in ifadelerinde saklı. Daha doğrusu saklı da değil aslında, açık açık söylüyor birçok şeyi. Dolayısıyla işte hani basına yansıyan şu budan ziyade Tayyip Bey'in uçakta gelirken söylediklerine belki dikkat etmek gerekir. Her ne kadar toplantıdan sonra ortak açıklama yapılmayacak veya açıklama yapılmayacak dendiyse de bu tabii ciddi bir açıklama. Yani bundan öte bir şey söylenemez zaten mevcut durumda. Şimdi şunları söylüyor Tayyip Bey benim takip edebildiğim kadarıyla. İşte onu görüştük, bunu görüştük falan diyor. 3 saate aşkın, tabii 3 saate aşkın değil. 3 saatten az bir süre. Yani aşağı yukarı 2,5 saat. Hakan Bey'in de vurguladığı gibi tercüme de var tabii ki. Yani 1,5 yıl sonra bu kadar ortak konusu olan iki ülkenin liderleri, yöneticileri bir araya geliyor. Yani buradan kalkıp da oraya kadar gitmiş. Böyle hani apar topar 2,5 saatlik, yarısı tercümeyle giden bir saat 15 dakikalık bir görüşme. Tabii doğal değil. Yani görüntü itibariyle bunun arkasında çok ciddi sorunlar olduğunu gösteriyor. Ama tabii peki bu sorunlara nasıl bir çözüm getirildi de hani bu kadar kısa sürede bu iş bitti. Sanıyorum Putin'in istediği oldu. Yani Putin bir yerde ultimatum verdi. Bunu vereceği de belliydi zaten. Yani bekleniyordu. Yani çünkü çok uzun bir zamandır, yani aşağı yukarı son 3 senedir hep işte şunu yaparız, bunu yaparız, onu ederiz dendi ama hemen hemen hiçbir şey yapılmadı. Ve hiçbir şey yapılmadı ama tabii zaman kaybedildi ve bu geçen zaman içinde İdlib'deki radikal unsurlar daha da güçlendiler. Daha da güçlendiler. Tabii doğal olarak beklenmesi gerektiği gibi Rusya'da ve Suriye'de bu tabii ciddi endişeler yarattı. Dolayısıyla bıçak yemeye dayanmıştı. Bu ultimatum yani sürpriz değil. Şimdi söylenen şeyler tabii birçok şey söyleniyor ama İdlib'le ilgili söylediği şeyler şunlar. Bir kere diyor ki ekonomik yükü hepimiz için katlanılmaz boyutlara ulaştı. Bence bütün yani söyledikleri içinde, bütün bu resim içinde kilit kelime bu. Kilit kelime bu. Bakınız. Ekonomik yükü hepimiz için katlanılmaz boyutlara ulaştı. Ben de şahsen yıllardır bunu vurguluyorum. Hep dedim ki bakın burada ne olup bittiğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Sadece İdlib'de değil. Yani Fırat'tan, yani Fırat'ın batısında, Fırat'tan Akdeniz'e kadar olan bölgede İdlib dahil neler olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Kimseyi sokmuyorlar çünkü. Görülmesini istemiyorlar ama şunu biliyoruz Tayyip Bey'in kendi ifadesiyle. Altyapısı, üst yapısı, okulu, yöneticileri, hastaneleri, postaneleri, telekomünikasyon her şeyiyle burada devletçikler kuruldu. Ben bunlara 3 Suudi Arabistancık diyorum. Devletçikler kuruldu. Bunların bütün kaynağı Türkiye'den akıyor. Türkiye'den akıyor. Bu akan kaynağın hangi boyutta olduğunu hiç kimse bilmiyor Tayyip Bey'den başka.
Ama şimdi anlıyoruz ki, Tayyip Bey'in ifadelerinden anlıyoruz ki bunun yükü katlanılmaz boyutlara ulaştı hepimiz için diyor, ama tabii kendi adına konuşuyor doğal olarak. Yani kendisi de artık kabul etti ki bu yük katlanılmaz boyutlarda. Peki ne olacak? Kalıcı, nihai, sürdürülebilir çözümü bulma vaktinin geldiğini tespit etmişler. İngilizce'de bir ifade vardır. Good morning after supper derler. Supper akşamüstü yemeği demek. Kuşluk vakti, akşam yenen. Yani akşam yemeğinden önce 5-6 gibi atıştırılan şeye supper denir. Good morning after supper. O supper'dan sonra günaydın. Yani çok ya sabah oldu. Öğlen yemek saati geçti. Neredeyse akşam yemeğine geliyoruz. Sen daha hala supper'dasın anlamında. Yani yeni mi uyandın gibi amiyane tabirle. Şimdi bizde de ama, hocam uyan da balığa gidelim derler. Onun gibi bir şey. Ha, yani evet yani amiyane yani teşbihatı olmaz derler. Evet. Evet öyle tabii, Cumhurbaşkanı öyle bir şey söylemez tabii de. Hani dediğim gibi tabii teşbih. Neticede kalıcı nihai sürdürülebilir çözüm ihtiyacını nihayet kabul etti. Peki nasıl bir şey olacak bu çözüm? Onu bilmiyoruz ama diyor ki her türlü gerçekçi ve adil adıma açık olduğumuzu ifade ettik. Demek ki gerçekçi adil adıma hazır. Bunu da tamamlıyor, diyor ki hemen hemen bütün konularda bir birlikteliğin olduğunu gördük. Demek ki Putin'le hemen hemen bütün konularda dediğine göre her konuda demektir bu. Anlaşılmış. Yani ortada anlaşılmayan bir husus yok. Dolayısıyla gerek Hakan Bey'in gerekse işte Ömer kardeşimin aktardığı konular hayata geçmeye başlamış olmalı ki bunlar böyle ifade ediliyor. Uzun lafın kısası İdlib'de denizin bittiği ve Tulumba'da da suyun bittiğini nihayet kabul ettiler. Ama bu sadece İdlib için geçerli değil. Suriye'de de bu geçerli. Yani Suriye'nin tümü için bu geçerli. Peki buradan nasıl sıyrılacak? İşte bunun formülasyonunu, yani bunun nasıl ifade edileceğini, yani formülasyonu derken nasıl olacağı belli. Yani buradan çekileceksiniz, buraları Suriye'ye teslim edeceksiniz. Ha, bunu söylerken bugünden yarına İdlib tümüyle tahliye edilemez. Yani Tayyip Erdoğan bunun talimatını verse de bu hemen yapılabilecek bir şey değil. Ama bir vadede yapılacak. Mutlaka ve mutlaka Suriye'deki yani Şam'daki hükümetle samimi işbirliği içinde yapılacak. Bunun kararı alınmış. Peki neyi konuştular Putin'le? Niye kimseyi almadı? Bir kere tabii ki vurgulandığı gibi, özellikle Hakan Bey'in vurguladığı gibi kimsenin alınmaması, hele hele bakanların bile alınmaması son derece olağan dışı, anormal bir durum. Normal bir ülkede böyle bir şey olduğunda o bakanın, yani Milli Savunma Bakanı olsun, Dışişleri Bakanı olsun, istifa ederdi normal olarak. Şimdi kimse alınmadı, niye? Tanık olsun istenmiyor neler konuşulduysa. Peki asıl konuşulan şey şu: bunu Türk kamuoyuna nasıl satacak? Yani bunun satışı nasıl yapılacak? Putin de bunu konuştu. Yani söylem olarak, yoksa yapılacak şey belli, söylem olarak. Peki bütün bunlardan sonra bu sorun çözülüyor mu? Putin öyle çözüm anlaşılıyor ki Sayın Solmaz Türk. Yani bu görüşmede, bu zirvede bir kararı, bir tutumu dikte etti galiba. Yani tablo tabii, bir seçenek bırakmış değil. Öyle anlaşılıyor. Tabii, gayet tabii. Yani bakınız, bizim baştan beri yani 2012'den bugüne Suriye'deki siyasetimiz yok, ama siyasi kararlarımız ve askeri uygulamalarımız Rusya'nın ve Putin'in siyasetiyle tam bir çatışma halindeydi. Yani söylem olarak da eylem olarak da geçen sene Şubat ayında savaş ilan ettik. Yani savaşın eşiğinden döndük, hatırlayacaksınız. Tabii. Onun için yani buradan gelip de efendim bütün konularda bir birlikteliğin olduğunu gördük demek bu şu demektir. İstenmeyen, beklenmeyen bir çatışma ihtimali var mı sizce? Bir kaza, yol kazası ihtimali? Hayır. Ben bunu bu görüşmeden önce de söylemiştim. Hayır, yok demiştim. Şunun için yok, çünkü durum
durum artık onun çok ötesine geçti. Yani burada bir kere geçen sene Şubat'ta yaşanandan sonra Tayyip Bey'in ve onun etrafındakilerin bu dersi aldıklarını görüyoruz. Yani ders almışlar. Yani işte çekilin çekilmezseniz biz yaparız. Gidersiniz gidersiniz, gitmezseniz biz sizi göndermesini biliriz falan. O söylem yoktu. Yani hepimiz takip ettik bunu. Yani geçen sene Şubat ayı boyunca yapılan başvurulan söylemle şimdi son bir hafta 10 gündür Soçi öncesi başvurulan söylem, kullanılan söylem tabii ki son derece farklı. Çok çok daha ılımlı, çok daha uyumlu. Bir de ta Amerika'dan başlanarak sürekli Rusya'ya ve özellikle Putin'e sürekli güller atıldı. Güller atıldı. Yani aynen öyle oldu. Orada atıldı, geldi efendim girmeden önce bir daha attı, etti falan. Yani bunlar boşa değil tabii ki. Ha şunu söyleyeyim tabii, diplomatik olarak, siyasi olarak, uluslararası ilişkilerin karakterine, yani diplomasiyi yürütme, uluslararası ilişkilerde dış siyaseti yürütme, tabii yani raconuna, hani amiyane tabii, racona uygun değil tabii bu. Yani böyle şeyler olmaz ama yapıldı. Niye yapıldı bunlar? İşte karşı tarafa, tamam siz merak etmeyin, tamam neyse onun gereğini yapacağız, üstümüze fazla gelmeyin. Hiç kamuoyunda bizi fazla zorlamayın. Ama tekrar etmek ihtiyacını hissediyorum. Bakınız, ilk kez bu ifade kullanıldı. Ekonomik yükü hepimiz için katlanılmaz boyutlara ulaştı. Şimdi bunu yakın zamanda, birkaç ay önce Merkez Bankası'ndan sorumlu olan beyefendi söylemişti. Hatırlarsınız. Bu 128 milyar nereye gitti diye konuştuğu ediliyor. O da ilk basın toplantısıydı. Tabii acemi daha boş bulundu. Dedi ki, yani kelimeler tam böyle olmayabilir ama söylediği şey şuydu. İşte orada askerlerimiz var. Bu asker orada bedava gitmiyor diye, böyle devrik kötü bir Türkçeyle, ama söylediği şey şu. Bütün bu yapılanların, bu askeri operasyonların bir bedeli var, bir yükü var. O yükü karşılamak için doğal olarak 128 milyarda satılır, başkası da satılır edilir gibi. Kendi aklınca hiç üstüne vazife olmayan bir işe, bir alana girdi ve hükümet adına, hükümetin dış politikasının ve askeri efendim kararlarının savunmasını yapmaya kalktı. Ama netice itibariyle bu ağzından çıktı. Şimdi Tayyip Bey de bunu daha doğru, daha anlaşılır şekilde ifade ediyor. Ekonomik yük katlanılmaz boyutlara ulaştı. Başka sözleri de var. Er ya da geç Amerika'da buradan çıkmalı, burası Suriye halkına bırakılmalı diye uçakta da bir laf var. Sanki Amerika Birleşik Devletleri ile bugüne kadar yani yüz kızartıcı bir işbirliği yapmamış bir iktidar söz konusu da böyle bir çağrıda bulunuyor. Yani çok duygulandım ben. Acayip anti-emperyalist bir çağrı. Şimdi bakınız, bunu daha önce de söyledim. Yani hep aynı şeyleri tekrar ediyor gibi oluyorum ama durum değişmeyince biz de aynı şeyleri söylüyoruz ister istemez. Yani durum değişmiyor. Bakın Fırat'ın doğusunda bir YPG PYD'de devleti kuruldu. Bu devleti kuran ABD'nin liderliğindeki Batı koalisyonudur. Biz de bunun içindeyiz. Biz derken Türkiye'de resmi olarak bunun içinde. NATO da bunun içinde. NATO'nun üyesi olarak bir daha içindeyiz. Üstelik de bu işten, yani bu projeden yani orada bir YPG PYD'de devleti kuruldu. Öbür tarafta Kuzey Irak'ta bölgesel Kürdistan bölgesel yönetimi var. Bu ikisini birlikte ele alan, bundan sorumlu olan James Jeffrey'nin ifadesiyle Türk hükümetinin, yani Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu siyasi kadronun sayesinde bunları başardık diyor. Bunu söyleyen James Jeffrey. Şimdi McGurk'ten şikayet ediyor Tayyip Bey. McGurk'ten niye şikayet ediyorsun? Yani niçin şikayet ediyorsun? McGurk'ten şikayet ediyorsan o zaman Biden'dan ne bekliyorsun? O McGurk Trump'ın çekilme kararını protesto etmek için istifa edip ayrılmıştı. Evet. Yani oradan, yani sadece hani bu sözde IŞİD karşıtı operasyondan sorumluydu. Bunu Biden aldı, bütün bölgeden sorumlu kişi, daha güçlü bir konuma getirdi. O zaman Biden'dan ne istiyorsun sen? Yani Biden'ın ne yapmak istediği belli, yani McGurk'ı oraya atamasıyla belli. Ha? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Lafların hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Önemli olan icraattır, eylemdir. Sizin
Eğer gerçekten Rusya ile Suriye konusunda bütün konularda bir birliktelik varsa, bu doğruysa, bu samimiyse, gerçekten böyleyse, o zaman ve dediği gibi Amerika er veya geç buradan çekilmek zorundaysa, o zaman sizin Rusya ile İran'la, fiili olarak şu anda müttefikiniz, Şam'la birlikte dörtlü bir efendim koalisyon olarak, bir ittifak olarak Suriye'nin geleceğiyle ilgili siyasi müzakereye oturmanız, bir yol haritası ortaya koymanız, bir siyaset belirlemeniz ve bu siyaseti hayata geçirmek için bu ülkelerle birlikte eyleme geçmeniz gerekir. Bu ister istemez sizi, tekrar ediyorum, sadece Amerika değil, Batı bloğuyla karşı karşıya getirecek. Buna evet. Hazır mısınız? Sayın Solmaz Türk, iç eğer politik... Buna hazırsanız, evet. Eğer buna hazırsanız, ilk yapmanız gereken şey, bir işaret olarak ilk yapmanız gereken şey, IŞİD karşıtı koalisyondan çekilmektir. Ve NATO'nun içinde, sizin onayınızla o da girdi, NATO'nun da bu koalisyondan çekilmesini talep etmektir. Onayınızı geri çekmektir. Ha bunu yapmadığınız takdirde, yani o zaman lafın hiçbir anlamı yok. Ha bunu yapabilir mi? Bu hükümet, bu kadro bunu yapamaz. Niye? Çünkü bütün söyleme rağmen Amerika'ya karşısında Rusya'ya nispeten daha da güçsüz durumda. Ha sonuçta işte onu söylüyorum. Diyorum ki açmazın boynuzunda, iki boynuzlu bir açmaz düşünün. Burada Rusya var, burada ABD, Batı var. Ne tarafa baksa açmazla karşı karşıya. Bu tarafta bastırıyor, bu tarafta bastırıyor. Niye? Çünkü Türkiye bu hükümetin arkası arkasına gelen hataları nedeniyle bölgedeki gücünü heba etti. Tek başına kaldı ve artık ne Suriye'de ne de bölgenin bir başka yerinde gelişmeleri belirleyecek, kontrol edecek sonucu peki. Belirleyecek konumda değil. Teşekkür ederim. Bunun iç politik sonuçlarının neler olacağını programımızın akışı içinde konuşacağız. Ama Hakan Aksa'yı burada bulmuşken soralım. Yani Rusya'nın, Rusya-Türkiye ilişkilerinin bundan sonra nasıl seyredeceği ve arka plana dair Rus basınında çıkan değerlendirmeler önem taşıyor. Ve İdlib ve Suriye konusuna bakışı da Rusya'nın önemli. Başından itibaren büyük bir destek verdi Suriye yönetimine ve Suriye'nin bu savaşı kazanmasında Rusya'nın verdiği bu destek yaşamsal bir yer tutuyordu, önem taşıyordu. Evet Hakan Aksay. Şimdi Suriye Rusya açısından yaşamsal önemde bir ülke. Orta Doğu'daki varlığının ve pek çok stratejisinin çıkış noktalarından biri bu. Ve 2015 sonbaharından itibaren zaten sadece diplomasiyle değil askeri olarak da burada bulunarak Rusya iddiasını gösterdi. Esad da her ne kadar zaman zaman anlaşmazlıklar olsa da şu aşamada Putin'in vazgeçmeyecek gibi göründüğü bir lider. Yani bugün Rus basının da nerede olduğunu hatırlamıyorum ama okuduğum bir cümleyi nakledeyim. Erdoğan'dan bazı şartlarda vazgeçebilir Putin ama Esad'dan vazgeçmez diyordu. Dolayısıyla buradaki desteğini sonuna kadar sürdüreceği benziyor. Türkiye ile de elbette ilişkilerin gerginleşmesinden yana değil Putin. Bir şekilde manipülasyonlar da dahil Erdoğan'la ilişkilerini sürdürmekten yana ama bu zirvenin de gösterdiği gibi artık biraz daha ağırlığını koyarak, biraz daha dikte ederek, güç göstererek bu ilişkileri yönlendirecek anlaşılan bundan sonra. Şimdi bu zirve gerçekten hiçbir şekilde içeriği net olarak medyaya yansımadı, kamuoyuna yansımadı. Sadece birkaç görüntü vardı ki ilginçtir. O görüntülerden biri belki de Erdoğan'ın kendisini en iyi hissettiği saniyeleri bize yansıttı. Bu benim antikorum seninkini yener sohbeti hatırlıyorsunuz. Erdoğan Putin'e soruyor antikorunu. O 15-16 falan değil. O çok düşük ya benimki 1000 küsür falan diyor. Şimdi bunu Komersant gazetesi biraz esprili bir dille ele almış. Ve burada işte Putin'in ya bizim Sputnik'i kullan sen de kullan şeyine Erdoğan'ın karşı çıktığını burada net bir tavır koyabildiğini söylüyor ve ardından da espriyle bitiriyor bunu. Demek ki diyor aşıya gelince Sputnik değil BioNTech,
Ama füzeye gelince Patriot değil, S-400, S-400 diyor. Yani S-400 meselesi de sürecek anlaşılan, başka konularda sürecek. Birazcık konudan uzaklaşır gibi görüneceğim ama ben Rusya'ya her gidişimde bir fırsat bulup bir Rus filmi görmeye çalışıyorum. Sinemaya gidiyorum ve son 2-3 saatim kaldığında Solzhenitsyn'in eserinden Ivan Denisoviç filmini görmek için sinemaya gittim ve orada filmden önceki diğer yakında oynayacak film tanıtımlarında gerçekten irkildim. Çünkü çok yakında yeni bir film çıkacak. Rus filmi ve filmin konusu Suriye Savaşı ve orada Türkiye'nin düşürdüğü uçak, öldürülen pilot, gökyüzü ismini taşıyan, böyle çevirebiliriz. O filmle birlikte Türkiye'ye yönelik herhalde eleştirel yaklaşımların dozu bir kez daha yakında artacaktır diye düşünüyorum. Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri maalesef kurumsal düzeyden çok uzaklaştı. Erdoğan genel olarak her şeyi kişiselleştirmek istiyor, şahsım düzeyinde götürmek istiyor ama en başarılı, daha doğrusu en eskiden beri bunu yaptığı yerlerden biri Rusya'nın da yapısının, siyasi yapısının uygunluğundan dolayı Putin. Artık uzunca bir süredir Türkiye-Rusya ilişkilerinden bahsetmek zor. Putin-Erdoğan ilişkileri var ve her şey iki liderin dört dudağının arasında şekilleniyor. Ne yazık ki geçmişte olmayan şeyler bunlar. Sıkıntılar devam edecek diye düşünüyorum. Burada son olarak izin verirseniz şunu vurgulamak istiyorum. Buyurun. Şimdi Batı dünyası, Avrupa, ABD, Türkiye'deki, hatta yer yer Orta Doğu, Türkiye'deki olası iktidar değişikliği fikrini daha net anlıyora benziyor. Bundan sonra bir yıl içinde, 1,5 yıl içinde, yani 20 ay içinde Türkiye'de iktidar değişiminin olası olduğunu daha iyi anlıyor. Rusya da eskiye göre bunu daha iyi hissediyor ama devlet düzeyinde çok net anladığından emin değilim. Rusya'ya her gidişimde bunun kendimce sınamasını yapıyorum ama yavaş yavaş özellikle yerel seçimler 2019 Mart'ından sonra Rusya'da tanıdığım Rus dostlar artık gerçekten Erdoğan'ın iktidarı bitebilir mi sorusunu önce şaşkınlıkla, şimdi artık daha doğal olarak soruyorlar. Ama burada şu var, Erdoğan açısından her şey, dış politikanın tümü de dahil, İç politikaya endeksli, iktidarda kalma planlarına bağlı bir şey. Putin'le ilişkisi de öyle. Rusya-Türkiye arasındaki bağlar da öyle. Ve Erdoğan özel bir takım bağlarının da olduğu, yine aynı şekilde bilmiyoruz, belki bir takım sırları da paylaştığı, bu 2016 yazıyla ilgili olabilir, başka konular da olabilir. Uçak düşmesinden sonra Rusya'nın Birleşmiş Milletler'e verdiği dosyaları da hatırlayalım. Pek çok sırrı da olan Putin'le arasındaki ilişkileri de iç politikada ve yaklaşacak seçim zamanında yine bir şekilde kullanmak isteyebilir. Bunun yöntemleri ne olur, nasıl olur bilemiyorum. Onları göreceğiz ama iç politikada aktif olarak kullanmak isteyebilir. Tek bir soruyla bitirmek istiyorum. Buna karşın yapılacaklar arasında muhalefetin görevleri, sorumlulukları nedir? Yani muhalefet içeride kendine bir güveni, özgüveni geldi. Pek çok yeni adım atıyor, inisiyatifi ele geçiriyor pek çok konuda. Ama dış politikada çok daha herhalde hızlanması gerekiyor ve Rusya ile bir şekilde temas kurarak Rusya'nın en azından şu endişelerini gidermesi gerekiyor. Ruslarla konuştuğum kadarını aktarıyorum. Ya Erdoğan'dan çok şikayetçiyiz, Putin'i çok yoruyor ama yine bir şekilde yol buluyoruz, bir şekilde idare ediyoruz. Ama galiba anladığımız kadarıyla muhalefet iktidara gelirse yönünü tümüyle batıya çevirecek, Rusya'dan vazgeçecek, Akkuyu'dan vazgeçecek vesaire vesaire. Şimdi daha istikrarlı, daha güven veren Orta Doğu'da, Türkiye'de, Türk-Rus ilişkilerinde uçakların vurulmadığı, Libya'da olsun, Karabağ'da olsun, Suriye'de olsun öngörülmez tavırlara girilmediği bir dönemin başlayacağına ilişkin hem CHP'nin hem diğer partilerin Rusya'ya bunları iletebilmesi gerekiyor, tanışmaları gerekiyor. Hem Rusya'nın hem Türkiye'nin sorumlu olan bir şey. Bu açıdan ben oldukça durumum... Yani muhalefetin de Rusya'yla artık bir ilişki kurması gerektiğini söylüyorsunuz. Aynen öyle, aynen öyle. Bu ciddi bir görev çünkü peki, sonuçta Moskova'da muhalefet bir biçimde Türkiye'deki muhalefet partileri, yani iktidara hazırlanan muhalefet partileri Rusya'da, Moskova'da yok mu? Yani bir tür orada bir lobi çalışması dahil hiçbir varlık göstermiyor mu muhalefet? Etkili bir çalışmanın, belki de hiçbir çalışmanın olmadığı gibi bir karamsar bir izlenime sahibim. Bir şekilde temaslar olması, içeride olduğu gibi dışarıda da
iktidar alternatifi güçlerin kendilerini anlatması gerektiğini düşünüyorum ve bu sadece diplomatik bir nezaket falan değil. Çünkü iç politikada Putin'in ve Rusya ile ilişkilerinin kullanılabilecek tarafları olabilir. Her iki tarafta kendine göre kullanabilir. Bu anlamda sorun aynı zamanda bir iç politika meselesidir. Bir iktidar değişimi görevidir aynı zamanda. Şunu da ekleyeyim, öyle çok ileri gitmek de istemem ama Rusya'nın yalnızca ABD ile değil değişik batılı ülkelerle ilişkilerinde de seçimlerdeki o sahip olduğu teknik olanaklardan dolayı manipülasyonlar konusundaki başarısı ve sonra birdenbire aniden çevirmenler dışında hiç kimse olmaksızın birebir kayıtlara geçmeyen görüşme vesaire gibi şeyler bende belki de kötü niyet ürünü bir takım kuşkuları dile getiriyor. Muhalefetin her durumda... Şimdi Hakan Aksay önemli bir şey söylüyorsun. Yani Amerikan seçimlerine bile müdahale edebilen bir Rusya'nın teknik olanaklarıyla Türkiye'deki seçimlere de müdahale kapasitesine sahip olduğunu mu söylüyorsun? Teorik olarak böyle bir şeyin mümkün olabileceğini söylüyorum. Aynı zamanda şunun da tekrarlıyorum. Bir şekilde Putin Erdoğan'ı idare ediyor ama çok da yorulmuş durumda. Her yerde Erdoğan onun karşısında, Türkiye güçleri onun karşısında çıkıyor diye bir bezginlik de var. Ama diğer taraftan tekrara düşme pahasına söyleyeyim. Muhalefetle ilgili de net bir bilgisi yok ve şablonlar var. Kremlin'de de etkili olduğunu sandığım muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ilişkilerin daha kötü olabileceğini, tümüyle batıya yönelebileceğini düşünüyor nedense. Ben örneğin böyle olacağını düşünmüyorum. Belki ilişkiler düzenlenebilir ama daha istikrarlı bir şey. Ama bunu anlatabilmek gerekiyor. Bunu da herhalde birilerinin üstlenmesi gerek. Tabii. Yani bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin örneğin bir Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi var. Almanya'da var. Birçok yurt dışı temsilcilikleri bulunuyor ve orada devletle, basınla, hükümet çevreleriyle, iş çevreleriyle ilişkileri var. Bunun Rusya'da olmaması tuhaf gerçekten. Önemli bir boşluk, dikkat çektiğiniz, yani Türkiye'de gözden kaçan bir boşluk olduğu anlaşılıyor. Arkadaşlarım uyarıyor. Bir araya gitmemiz gerekiyor Hakan Aksay. Ben bu önemli konuyu konuşmak için ikinci bölümde de bir süre daha programda kalmanı rica edeceğim. Sonra çünkü Ömer Ödemiş'le tekrar Suriye'deki olup biteni de değerlendireceğiz. Soçi zirvesinin ve İdlib'deki gelişmelerin Türkiye'de iç siyaseti nasıl etkileyeceğini de Sayın Haldun Solmaz Türk'le konuşacağız. İkinci bölümde bize gazeteci arkadaşımız, dış politika yorumcusu Ceyda Karan da katılacak. Ayrılmayın bizden. Merhaba değerli seyirciler. Haber Analiz Programı 5. Boyut'u izliyorsunuz. Biz Türkiye-Rusya ilişkilerini, Soçi zirvesini ve Suriye'de İdlib'de ne olup ne bittiğini, Türkiye'nin istemediği bir savaşa sürüklenip sürüklenemeyeceğini, Türkiye-Rusya ilişkilerinin bundan sonra nasıl seyredeceğini konuşuyorduk. Hakan Aksay gazeteci arkadaşımız Moskova'dan yeni geldi. Moskova'da en uzun süre gazetecilik yapan gazeteci, yazar arkadaşımız, Tele 1 programcısı Hakan Aksay, Tele 1 Orta Doğu haberleri editörü Ömer Ödemiş ve Tele 1'in yorumcularından bizim Fahri Askeri Danışmanımız Sayın Haldun Solmaz Türk, emekli general ve siyaset bilimci ve bu bölüme katılan gazeteci arkadaşımız, dış politika yorumcusu, siyasi analist, evet, Ceyda Karan. Ceyda Karan, hoş geldin. Hoş bulduk Merdan. Çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Şimdi Hakan Aksay çok önemli bir noktada bıraktı. Sayın Solmaz Türk'le değerlendireceğim. Çünkü tercümansız ve kayıtsız bir Erdoğan-Putin görüşmesinde aslında Türkiye'deki iç politikaya da bir müdahale ihtimalinin olduğunu, çünkü Rusya'nın sahip olduğu teknik donanım nedeniyle, donanımlar nedeniyle, istihbarat ilişkileri nedeniyle başka ülkelerde seçimlere müdahale etme kapasitesine sahip olduğunu hatırlattı. Ki biliyorsunuz Rusya'da, Rusya'ya Amerikan seçimlerine Trump lehine müdahale ettiğine dair epeyce tartışıldı Amerika'da ve Senato'da Trump son derece ağır eleştiriler aldı ve sıkıştırılmıştı. Bu konuya geleceğiz. Diğer taraftan yine Hakan Aksay başka bir başlık açtı. Muhalefetin Moskova'da temsilcisi yok dedi. Lobi çalışması yapmıyor. Rusya iktidarın değişip değişmeyeceği konusunda, AKP ve Erdoğan iktidarının değişeceği konusunda giderek bir izlenime sahip olsa bile
bunu güçlü bir olasılık olarak değerlendirmiyor çünkü muhalefetle çok fazla bir bağ yok. Muhalefet kendisini anlatmıyor dedi. Bildiğimiz gibi muhalefetin, muhalefet partilerinin yurt dışında temsilcilikleri bulunuyor. Ama Moskova'da böyle bir temsilciliğin olmadığını, temasların son derece zayıf olduğunu belirtiyor ki Rusya'nın Erdoğan'a verdiği desteğin Erdoğan'ın iktidarının ömrünün uzamasında önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Bunları konuşacağız ama Ömer Ödemiş'le devam edeceğiz. Geçen ilk bölümde ikinci sözü veremedik. Ömer Ödemiş Suriye'de ne olup bittiğini yerel kaynaklara dayalı bir şekilde bize anlattı. Türk askerlerinin çekilmeye başladığını ilk bildiren gazeteciydi bize. Biz teyit edemediğimiz için elimizde tuttuk haberi, teyit ettikten sonra da yayınladık. Şimdi İdlib'deki Ömer Ödemiş, İdlib'deki El-Nusra cephesinin ve ki en ağırlıklı gücün El-Nusra olduğu, anlaşılıyor. Ve diğer cihatçı çetelerin ve terör örgütlerinin ki bunların arasında IŞİD'den geriye kalan, IŞİD artıklarının da bulunduğu, Türk askerlerini yakan IŞİD artıklarının da olduğu biliniyor. Ancak 15 gün dayanabileceği ama teslim olmak niyetinde bulunmadıklarını, çatışma eğiliminde olduklarını ve meydan okuduklarını söyledin. Gerçekten bu kapasiteye sahipler mi? Bir. İkincisi, Suriye, Rusya ve İran bir imha harekatına mı girişir? Bu savaş, bu müdahale Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgası yaratır mı? Bölgeden gelen izlenimler ne yönde? Bir başka boyutu da şu, Suriye halkındaki Türkiye demeyelim ama AKP iktidarına yönelik bir öfke de var, bir karşıtlık içinde. Bu çerçevede bir değerlendirme alalım ve sana teşekkür edelim. Durum nedir? Evet Sayın Yanardağ, toplam 24 kez yüz yüze görüşmede çok kez söz verildi. Ve AKP iktidarı bu sürede sözünü çok tutmadı. İmzalanan belgeler var. İşte Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunacağı, bağımsızlığına ve istikrarına özen gösterileceği, Adana mutabakatına bağlılık alınacağı vesaire gibi pek çok şey altına imza atıldı ama bugüne kadar çok fazla uyulmadı. Geçen sene Şubat ayında da yaşadığımız 36 askerimizin de yaşamına mal olan süreçte bu uyulmama sonrasında yaşanan bir süreçti. Şimdi bölgede yeniden bir hareketlilik var. Suriye'deki askerlerin rahatsızlığı had safhada idi. Artık İdlib bitmeli diyorlardı ve bugüne kadar yaklaşık 3 yıldır İdlib'e dönük her operasyonu Türkiye, yani AKP iktidarı bir biçimde engelledi. Birçok şey yaparak engelledi ve Suriyeli generaller de bundan çok rahatsız. Ve bunu da değişik defalar Rusya'ya ifade ettiler, Rus askerlerine ifade ettiler. Ancak orada bir yaşanılacak bir çatışmanın Türkiye'de iç politikada malzeme olarak kullanılmamasına da özen gösterdiler. Bunun için de sabrettiler ama artık sabrın sonuna gelindiği görünüyor. Bölgede hareketlilik ve devam ediyor. Bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. Bölgeden gelen bilgiler de bu hareketliliğin devam ettiği şeklinde. Sanıyorum ne zaman büyük bir operasyon, bu büyük operasyon ne zaman başlar? Bu konuda bir şey var mı? Bir bilgi var mı? Yaklaşık bir tahmin var mı? Senin tahminin var mı? 10 gün 15 günlük bir süre olduğunu, 10 gün 15 günlük bir süre olacağını düşünüyorum. Çünkü gözlem noktaları denilen o noktalardan boşalma önemli ölçüde gerçekleşti. Türkiye sınırına yakın gözlem noktaları ağırlıklı olarak kaldı. Biliyorsunuz 12'ye yakındı bu gözlem noktalarının sayısı. Şu an 6 tane falan kaldı. Onlar da daha çok Türkiye sınırına yakın bölgede. Burada önemli olan şey şu. Suriye ordu birlikleri ve Rusya tarafından başlatılan operasyon sonrasında sıkışan bu cihatçıların nereye gideceği? Yani Türkiye bu konuda verdiği sözü tutacak mı? AKP iktidarı bunların Türkiye'ye girmesine olanak mı sağlayacak yoksa orada sonuçta Kafkas kökenliler, Uygur kökenliler vesaire ve orada birçok cinayete imza atmış, cinayete ortak olmuş bir sürü insan var orada. Onların orada imhasına göz yumacak mı? Onlar şöyle bir şey diyeceklerdir çünkü bugüne kadar orada varlıkları bir biçimde... Peki cihatçı gruplardan AKP'ye yönelik bir suçlama var mı Soçi zirvesi sonrasında?
Şu an için resmi olarak yok ama meydan okuma biraz da o yönde. Yani biz burada isek biraz da sizin katkınızla, sizin olanağınızla, sizin yarattığınız bir sonuçla buradayız. Ama burada bizi bırakıp giderseniz, bizi imhaya terk ederseniz biz savaşacağız ve savaşın sonrasında ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Türkiye'ye yansıyan boyut olacaktır. Çünkü Nusra'nın Türkiye'de uyuyan hücreler sayısı çok fazla. Hatırlarsanız Rus konsolosunu öldüren polis de Nusra örgütü üyesiydi. Yani Nusra örgütünün Türkiye'de ciddi bir uyuyan hücresi var. Yansımaları olabilir çünkü Türkiye'yi de bizi Rusya'nın önüne attın, bizi savunmadın, bizi korumadın, bize verdiğin sözleri tutmadın şeklinde bir tepkisi olacaktır. Rusya konsolosunu öldüren polisin Fethullahçı olduğu ileri sürülmüştü. Nusracı olduğu da evet. Birçok ilişkilerinden o dönemden benim Rusya'nın aklımda kalan bilgiler arasında. Evet. Rusya Fethullahçı değil, evet, El-Nusra mensubu olduğunu söylüyor. Doğru. Nusra mensubu. Şimdi böyle baktığımızda bu verilerle süreci değerlendirdiğimizde yine AKP iktidarı bir karar vermek durumundadır. Ya orada attığı altına imza attığı sözlerin arkasında duracak, orada sürdürülen savaşta cihatçıların temizlenmesi noktasında üzerine düşeni yapacak ya da daha önce yaptığı gibi pek çok kez verdiği sözleri tutmayacak, bir kesiminin en azından Türkiye'ye girişine olanak sağlayacak. Ama her ne olacaksa bence kısa bir süre içerisinde olacak ve kış yoğunlaşmadan, kış daha bastırmadan İdlib meselesi, ki kanayan bir yaradır Suriye'de, çözüme doğru hızlıca gidecek diye düşünüyorum. Hareketlilik olacak, belki de o bölgeden uzun bir süre biz de çıkamayacağız gibi görünüyor. Peki, Sayın çok, Genel'de. Çok teşekkür ederim Ömer Ödemiş, katıldığın ve katkıda bulunduğun için. Ceyda Karan. Ben teşekkür ederim. Bölgeyi yakından izliyorsun. Soçi ve İdlib sürecini nasıl değerlendirdin, nasıl baktın? Programın ilk bölümünü izledin mi bilmiyorum. Hakan Aksay Rusya cephesinde neler olup bittiğini bize ayrıntılı bir şekilde aktardı. Ömer Ödemiş Suriye'yi bize anlattı. Suriye'de cihatçı örgütlerin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Sayın Solmaz Türk'le beraber de bunun siyasal sonuçlarını değerlendirdik. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Hakan Aksay'ın açtığı başlıklar üzerinden hemen seni hem programa dahil edelim öncelikle. Nasıl yorumluyorsun? Olumlu biteni nasıl görüyorsun? Nasıl okuyorsun? Peki. Bir ses sorunu var galiba. Bence bilgisayardan almak daha doğru olur sesi. Kulaklıktan değil de uyarırsak eğer. Hakan Aksay seninle devam edelim. Pekala, Ceyda Karan'la bir ses sorunu yaşıyoruz. İki haftadır yaşadık. Şimdi iki başlık açtın. Bunu seninle devam edeceğiz ama Sayın Solmaz Türk'e bunu yorumlatmak istiyorum. Sayın Solmaz Türk'ü Hakan Aksay çok önemli iki şey söyledi. İki olaydan söz etti. Ben size şunu sormak istiyorum. Birincisi. İdlib, Soçi zirvesinin ve İdlib sorununun Türkiye'deki iç politikadaki sonuçları ne olur? Hangi sonuçları yaratır? Birincisi bu sorumun. İkincisi, Rusya'nın AKP iktidarının devamını sağlayacak nitelikte yönde bir müdahale kapasitesine sahip olduğunu, bu Batılı bazı ülkelerde seçimlere de müdahale ettiğini, Türkiye'ye de edebileceğini, bu kapalı toplantıda bunun da konuşulmuş olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Çok temkinli bir dille söz etti Hakan Bey. Çok ileri gitmek istemiyorum ama işin böyle bir yanı da var dedi. Biz de Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir müdahalenin olduğunu biliyoruz. Evet, siz nasıl yorumladınız, nasıl değerlendiriyorsunuz Hakan Aksay'ın açtığı başlık altında olası gelişmeleri? Evet. Tabii... Amerika'daki seçimlere, yani Trump'ın göreve geldiği seçimlere Rusya'nın müdahil olduğuna ilişkin çok sayıda tartışma oldu. Amerikan istihbarat kaynaklarında bunu söyleyeyim, teyit edebilecek veya teyit edici bazı bilgiler olduğuna dair dışarıya sızan bilgiler de var, haberler var. İstifalar oldu. Tabii gerçekte bu ne kadar
mümkün. Ne kadar gerçekleşti? Bunu şey yapmamız mümkün değil. Yani tam kesin olarak bilmemiz mümkün değil. Ancak Türkiye ile ilgili şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin, nasıl söyleyeyim, bakın 15 Temmuz'dan önceki dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı birliklerinde olağan dışı hareketlilik olduğu uyarısının Rusya'dan geldiğini bazı yetkili kişiler teyit ettiler. Bu tabii çok çarpıcıydı. Bakın, yani 15 Temmuz gerçekleşmeden önce, bir gün önce, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı birliklerinde olağanüstü, olağan dışı hareketlilik olduğu uyarısı Rusya'dan gelmiş. Ve dediğim gibi yani bunu da, tabii çeşitli haberler medyada yer aldı, bunu da ülkeni yöneten çok yetkili yerlerde olan kişilerden bir kısmı teyit ettiler. Ve hiç yalanlanmadı. Hatta daha sonra Rusya'ya bu konuda teşekkür anlamına gelebilecek ifadelerde kullanıldı. Şimdi bir de tabii şunu söyleyeyim, bunu ilk defa söylemiyorum, daha önce de söyledim. Ben istihbaratçı değilim. Ancak tabii ki hani bir askerim netice itibariyle, yani bir istihbarat nosyonu olan bir insanım. Yalnız Türkiye'de değil, tabii dünyanın çok çeşitli yerlerinde de görev yaptım. Yani orada da ne olup bittiğini az çok gözlemleme fırsatım oldu. Ve bizdeki istihbarat kültürünü ve istihbarata karşı kayınma kültürünü tabii bilen bir kişiyim. Yani içinde yaşadığım için, yani o anlamda istihbaratçı değilim ama bu deneyimim var. Söylemek istediğim şey şu. Türkiye yabancı istihbarat örgütlerinin en rahat çalıştığı, en serbest çalıştığı ve en etkili olduğu, potansiyel olarak en etkili olabileceği ülkelerden biridir. Burada bizim bir sorunumuz var. Bu kültürel bir sorun. Bu kültürel bir sorun. Bu her kurumda, her seviyede, her kademede bu sorun var. Dolayısıyla Rusya'nın gerçekten Amerika'daki seçimlere müdahil olma imkan kabiliyeti varsa olabilir. Olabilir. Çünkü bu konular üzerine çok eğiliyorlar. Hele hele Putin gibi birisinin devlet başkanı olduğunu düşünürseniz, yani çekirdekten istihbaratçı olduğunu düşünürseniz, bu imkan kabiliyeti olduğunu varsaymamız gerekir. Ha bu imkan kabiliyeti varsa, Amerika'da bunu yapıyorsa, Türkiye gibi bir ülkede haydi haydi yapar. Ha bunu hangi yönde yapar? Orada tereddütüm var. Yani Tayyip evet. Erdoğan iktidarda kalsın diye mi yapar? Yoksa gitsin Tayyip diye Erdoğan gitsin mi yapar? Onda tereddütüm var. Yani yani niye Tayyip Erdoğan gitmesini istesin? Yani niçin istesin? Yani Tayyip Erdoğan giderse o zaman kimle yani iş görecek? Ha şöyle düşünebilir bazı izleyenler. Ya tamam da işte hani muhalefet geldiğinde baştan beri Suriye politikasına karşıydı. Bu hükümetin hani Rusya ile daha böyle bir işbirliğine gider, işte Suriye'nin toprak bütünlüğü, üniter yapısı vesaire vesaire. Tabii Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler sadece ve sadece Suriye bazlı değil. Yani daha büyük bir çerçeveden tabii bakıyor Putin. Dolayısıyla kendisi gibi otoriter bir yöneticinin Türkiye'nin başında olmasını diğer bütün ülkeler gibi Rusya'da tercih edecektir. İkincisi, Tayyip Erdoğan zaten şu anda kendi ifadesiyle her konuda zaten hemfikir. Yani her konuda Rusya ile işbirliği içine girmeye hazır. Yani bugüne kadarki pozisyonunu değiştirmiş durumda. Belki giderek böyle yaptı. Dolayısıyla bu müdahalesinin o açıdan, yani mutlaka Erdoğan'a karşı gibi yorumlanmaması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi iç siyasete yansıması... Zaten yani Hakan Aksay da Erdoğan'ın lehine bir müdahaleden söz etti diye düşünüyorum ben. Kendisi söyleyecektir galiba ama Hakan Aksay'ın. Evet arkadaşlar, dörtlü kelebeği alabiliriz. Tabii yani yani benim değerlendirmem, eğer müdahale olursa tabii ki Erdoğan'dan yana müdahale olacak. Yani onun iktidarda kalması için veya evet, kendisi görünüyor. Olmasa da onun emanetçisinin iktidarda kalması, yani mevcut siyasi kadronun Türkiye'nin yönetimine hakim olmasını tercih edecektir. Yani o yönde gücünü kullanır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Solmaz Türk. Hakan Aksay, önemli bir tartışma başlığı açtın. Sayın Solmaz Türk, evet Erdoğan lehine bir müdahale yapabilir.
bunu denedi. İstihbarat kapasitesini biliyorum. İstihbaratçı değilim ama yani istihbarat nosyonum var ve içinde yer aldım, tanık oldum dedi. Önemli bir başlık açtın. Soçi zirvesinin sadece İdlib'le sınırlı olmadığını anlıyoruz senin söylediklerinden. Bize biraz daha açar mısın programın ilk bölümünde söylediklerini? Yani birkaç şeyi burada toparlamak isterim. Direkt olarak hem bu sorunun cevabı hem de ona yakın bir iki konuyla ilgili. Şimdi şunu yanlış anlamamak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye birliklerinin Suriye'den geri çekilme süreci başlamışsa ve bu Esad'ın ve özellikle Putin'in baskısıyla yapılmışsa, Erdoğan yönetimi buna uymak zorunda kalmışsa, bu bir geri adım, bu bir yenilgi midir? Bu Erdoğan yönetiminin politikalarının iflası anlamında evet böyle olabilir ama aynı zamanda bunun doğru bir adım olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Yani Türkiye'nin Suriye bataklığından çıkması için zaten belki de tesadüfen bizi sevdiklerinden değil ama Rusya'nın yıllardan beri savunduğu şey ve aynı zamanda sadece Rusya'nın da değil, Türkiye'nin bölgeden çıkması, Suriye'den çıkması, yani bu bizim de çıkarımızdaydı böyle bir şeyin olması, olduğu böyle bir sürecin başladığı kesin evet. Olarak da bilinirse kesinlikle doğru bir şey olacak, bizim yararımıza bir şey olacak. Yani burada bir yenilgi havası yok, umarım böyle olur ve umarım böyle devam eder. Şimdi bu noktada Rusya'nın tümüyle kendi çıkarlarına yönelik izlediği Suriye politikasında bize yıllardan beri önerdiği şey belki de tesadüfen bizim de çıkarımıza aynı zamanda. Çünkü durum korkunçtu. Düşünün yıllardan beri Türkiye Astana denilen süreç artık iyice silikleşen süreçte üzerine düşeni yapmıyor. Orada dünyanın değişik taraflarından gelen azılı İslamcı şeyler, cihatçılar, bunlar ellerinde silah, her türlü şeyi yapabilecek, kafa kesen tipler bunlar. Türkiye'nin desteğiyle orada bulunuyor ve Türkiye güçleri bir başka ülkede, bir Suriye'de, bir komşu ülkede başına buyruk davranıyor. Böyle bir şey zaten kabul edilebilecek bir şey değildi. Bunun yenilgi ya da başarı, bu bağlamda bunların netleştirilmesi gerekir diye düşündüm. Şimdi Türkiye'nin artık şu anda beceremese bile yeni iktidar döneminde bunlardan çok sıkı ders çıkarması ve diplomasiye tekrar dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye artık dış politikayı kaba güçle yapılan, askeri güçle önemli ölçüde yapılan, o soft power denilen şeyin tümüyle unutmuş halde bir takım işte birebir ilişkiler ve kaba güçle, askeri güçle, tehditlerle, bazen de kumar oyunlarıyla büyük devletleri birbirine karşı kullanabileceği şeklinde aşırı bir abartılı bir özgüvenle giriştiği çizgiden geriye dönmesi gerekiyor. Şimdi bu noktada muhalefet nasıl bir çizgi izliyor? Evet, muhalefet çok farklı partilerden, farklı güçlerden oluşuyor. Evet, ama şu anda Türkiye'de iktidara aday olan güçler arasında CHP ve dostları Kemal Bey'in deyişiyle onlar öne çıkıyor. Şimdi burada elbette Suriye konusundaki tavırlarını, son yıllardaki açıklamalarını biliyoruz. Bir süre önce yapılan, birkaç yıl önce yapılan ve iyi bir girişim olan, çok güçlü belki de olmadı ama iyi bir girişim olan Suriye konferansı denemesini biliyoruz. Belki bunların çok daha gelişkinlerinin yapılması gerekir şimdi Suriye ve başka ülkeler konusunda. Ama başından beri çok net bir çizgide izlemedi CHP ve diğer muhalefet. Türkiye'de çünkü Erdoğan yönetiminin gücü ölçüsünde uyguladığı baskıyla birlikte milli ve yerli olma kompleksi var muhalefetin önemli bir bölümünde. Uçak düşürüldüğünde de 2015, 24 Kasım'ından bahsediyorum. Suriye ile ilgili Suriye asker gönderme tezkerelerinde de pek çok konuda istemese de bazen oy kullandı. İstemese de evet oy kullandı, iktidarı destekleyen adımlar attı. O anlamda muhalefetin başından beri net bir çizgiyle Suriye veya Türkiye'nin bölgedeki barışçı şeyi çizgide durduğunu iddia etmek zor. Ama son zamanlarda, son yıllarda muhalefet özgüvenini kazandıkça, bugün özgüven güçlendikçe burada daha rahat bir konuma geliyor ve dış politikayı güçlendirmek için de bir dizi bağımsız adım atıyor. Örneğin bunlardan biri de CHP heyetinin
Kuzey Irak'a düzenlediği ziyaret de oldukça ilginç ve başarılı bir şeydi. Kürt yönetimiyle görüşmeleri, Orta Doğu'ya ilişkin herhalde yeni adımlar da gelecek. Umarım başka bölgelerinde de dünyanın daha güçlü adımlar atılır. Bu güçlü adımlar demişken, Türkiye açısından dış politikada kilit 3 başkent vardır. Biri Washington'dır, biri Brüksel'dir, öteki de Moskova'dır. Zaten birinci bölümün sonundaki benim konuşmamda Moskova ve Rusya'ya yönelik daha aktif bir çaba olması gereği üzerine onu vurgulamaya çalışmıştım. Şunu söyleyeyim, Rusya ile ilgili madem yani işim Rusya uzmanlığı büyük ölçüde. Rusya enteresandır, diplomaside de çok enteresandır. Bir taraftan çok net bir satranç oyuncusu gibi davranır son yıllarda Orta Doğu'da yaptığı gibi. Orta Doğu'da en başarılı politikaları izleyen son yıllarda tartışmasız bence Rusya. Çünkü Orta Doğu'da konuşamadığı hiç kimse yok. Herkesle konuşuyor. İsrail'le de, Filistin'le de, Suudi Arabistan'la da, İran'la da vesaire vesaire. Başka kimsenin yapamayacak kadar esnek, önceden hamleleri gören. Böyle başarılı bir diplomasisi de var Rusya'nın ama Rusya'nın diplomasisinin çok ağır kaldığı, Sovyet reflekslerine sahip olduğu, beceriksiz olduğu yerler de var. Nedir bu? Bir ülkeyle işbirliği yaptığında o ülkenin iktidarıyla birlikte çalışıyor ve bunu abartıyor diye düşünüyorum. Bu bir Sovyet geleneğidir. Örneği çok kısaca söyleyeyim ama çok trajik bir örnek Ukrayna'dır. Ukrayna'da Rusya Yanukovic iktidarını destekledi, muhalefetle ilişki kurmakta çok başarısız kaldı. Yanukovic gitti, Ukrayna'da gitti. Sonuç olarak Rusya'ya en yakın bir ülkeyi kaybetti ve şu anda bir savaş hali yaşıyor. Rusya'nın böylesine beceriksizliği de vardır. Diğer ülkelerde de böyledir ve şu anda Türkiye ile muhalefetle ilişki kurma konusunda Rusya'nın çok aktif olduğunu sanmıyorum. Muhalefetin de Rusya ile ilişki kurmada çok gayretli davrandığını sanmıyorum. Bu eksikliğin şu sıralardan itibaren giderilmesi iyi olur, karşılıklı bilgi alınması. Çünkü bir anlamda tekrar olacak ama muhalefet Rusçu bir muhalefet olmayacak. Bilmiyorum ne derece batıcı olacak ama Türkiye'nin eski geleneklerini de izleyerek herhalde Türkiye'nin denge politikalarını hatırlaması gerekiyor. Sovyetler Birliği ve Batı arasında denge üzerinde giden çok başarılı dönemleri de oldu Türk dış politikasının. En azından Rusya'ya anlaşmazlık konularının parlamento dışı yöntemlerle ilerlenen Akbüyü gibi konuların görüşme süreciyle çözülebileceğini anlatıp onun dışında Libya, Suriye, Kafkasya vesaire gibi konularda istikrarlı bir çizgi vaat eden, asla uçak düşürülmeyecek, asla bu tür provokasyonlara ya da cihatçıların desteğine oynanmayacak yıllar boyu bir çizgide olduğunu ikna etmek doğrusu bence çok da zor bir şey değil ama bu uğurda mücadele edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Birinci bölümün sonunda dediğim şey de biraz bu şeye, düşüncelere yönelikti. Çok teşekkür ederim Hakan Aksay. Ceyda Karan, benim sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Yani, tamam, nihayet çözdük. Peki yayını izleyebildiğini varsayıyorum. Hakan evet. Aksay ve Ömer Ödemiş Suriye ve Soçi sürecini değerlendirdi. Sayın Haldun Solmaz Türk siyasal sonuçlarına baktık ve giderek Rusya'nın Türkiye'ye müdahale edip etmeyeceği meselesine kadar geldik, seçimlere. Müdahale etme meselesi. Yani Soçi'de evet. Sadece İdlib'in konuşulmadığı bir zirvenin gerçekleştiğini, bunun yanı sıra zaten Rusya'nın Ukrayna ve Kırım ihtilaflarında Türkiye ile çeşitli sorunlar yaşadığını, ki bunu Putin her zaman ilişkilerimizi iyi seyretmiyor, bunun farkındayız diye ifade etmişti. Bu süreci değerlendirirsen Soçi ve İdlib, Soçi zirvesi ve İdlib'de bugün yaşananlar, Türk askerleri çekiliyor. Bu doğrulandı. Rus basınında bu yönde çok sayıda haber var. Biz kendi kaynaklarımızdan bunu artık teyit etmiş durumdayız. Nasıl görüyorsunuz? Ne olur sonuçları bu gelişmenin? Evet, Merdan. Öncelikle açıkçası çok spekülasyon olduğu için ben ne konuştukları, Türkiye'deki seçimlere müdahale konusunda yorum bile yapmak istemiyorum. Çünkü bu sadece bir spekülasyon olur. 2016 Amerika seçimlerini dış haberci olarak çok yakından takip ettim. Rusya uzmanı değilim ama Amerika'da bu konuda soruşturma da açıldı ve hiçbir kanıt da ortaya konulmadı. Konulamadı, kullanamadılar da bunu ama tabii tam oyunda algı yaratmak için çok kullandıkları ortada. Dolayısıyla
çok spekülatif olduğu için ona dair bir şey diyemem. Tercümansız görüşmenin ne olduğunu ise çok anlayamadım. Baş başa görüşme diye biliyorum ben Putin'le Erdoğan'ın. Resmi tercüman yok. Tercüman tıpkı var da dışişleri tercümanı yok. Ve yanılmıyorsam 12 Ekim'de Roma'da Biden'la Erdoğan baş başa görüşecek. Herhalde devlet kayıtlarını almak bağlamında söyleniyor olsa gerek diye akıl yürüteceğim. Benim değerlendirmem açıkçası şöyle. Ben dejavü hissi yaşıyorum Türkiye'nin politikaları bağlamında. Zamana oynama meselesi. Bunun içinde yine aynı şekilde aslında bozuk dengeler düşünülürse, çünkü Erdoğan yönetiminin Rusya'yı kullanarak Amerika'yı ikna etmeye çalıştığını düşünürsek eğer, bu bağlamda son dönemde zorlandığını anlıyoruz. Joe Biden'a yönelik son dönemde yaptığı New York BM Genel Kurul görüşmelerinde yaptığı çıkışlar bize bunu anlatıyor. Türkiye-Rusya ilişkilerinde baktığımız zaman aslında temel başlıklarda sıkıntı olmadığı gibi, sıkıntılar bitmediği gibi, bir de buna bana sorarsanız Türkiye tarafından Ukrayna ve Kırım, hatta Donbas'a yönelik Ukrayna'daki neofaşist yönetimin yapacağı olası saldırılarda düşünülürse Türk tarafı bir Ukrayna'yı eklemiş gibi gözüküyor. Elbette ticari ilişkiler, ortak projeler, Ankara'nın uçak düşürdükten sonra vermek zorunda kaldığı tavizler ve Amerikan yönetimine Orta Doğu'daki Türkiye algısını kabul ettirmek, Neo-Osmanlı politikasını ihaleyi alabilmek için verdiği tavizler bir tarafa, ben bu Soçi görüşmesinden açıkçası zamanı oynamak dışında bir şey okuyamıyorum. Örneğin Cumhurbaşkanı'nın uçakta gelirken yaptığı açıklama çok dikkatimi çekti. O kadar Biden'a laf söyledikten sonra demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor. Ben gidişat öyle değil demiştim. Cevaplar geldi hemen diyor. Yani Amerika'dan görüşememişti New York'ta. İnşallah Roma'da görüşeceğiz, Glasgow'da görüşeceğiz diye hemen söylemiş. Sonra yine mesela Cumhurbaşkanı diyor ki bakalım Suriye ile ilgili yaklaşımı ne olacak? Demek ki Cumhurbaşkanı hala Amerika'dan Suriye ile ilgili bir yaklaşım beklentisi içerisinde diye okuyorum bu cümleleri. Çünkü ilgilenmiyorlar Suriye'den diye şikayet ediyordu. Yıllarca Cumhurbaşkanı Suriye'yi vurması için Amerika'yı davet etmişti. O yüzden şaşırtıcıydı son cümleleri. Burada ben açıkçası bir de Rusya'ya başka bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum. Ki Kremlin sözcüsü Peskov da yine sıra dışı bir açıklamayla Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği silahların Donbas'ta kendi halkına karşı kullanılma riskine dikkat çekti. Burada bir ironi var tabii. Nasıl ki Ankara NATO ve Amerika'ya, NATO ve Amerika'nın hasım gördüğü bir güçten S-400 alırken bağımsız bir biçimde silah aldığını söylüyorsa, aynı şekilde Moskova'ya da enteresan bir mesaj vermiş oluyor Ukrayna üzerinden. Bağımsız bir biçimde sizin hasmınıza da ben silah satarım. Sizden böyle silah alırım ama onlara da ben silah satarım dedi aslında. Yani bu mesajın anlamı budur. Kaldı ki bu SİHA'ların test anlaşmasının Putin'le Erdoğan'ın görüşmesine denk getirilmesi de çok manidar geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse bana. Ben açıkçası Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok şahane bir tablo olduğunu hiç düşünmüyorum. Zaten çok ayrı iki devlet. Hiçbir biçimde birbirleriyle benzer tarafları olmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı açıkça söylüyor. Mecbur kaldık S-400'leri almaya. Yani Amerika bize Patriotları verseydi zaten almazdık diyor. Bakın bu da bir mesajdır aynı zamanda. Aslında Erdoğan yönetiminin derdi Amerika ile birlikte hareket etmektir. Bunu tabii ki Moskova'dakilerin okuduğuna benim şüphem yok. Ama onlar küresel bir politika uyguluyorlar ve tabii ki kendi çıkarları doğrultusunda bakıyorlar. Bunun Suriye ayağına baktığımız zaman da açıkçası benim gördüğüm Rusya'nın en başından bu yana tavizsiz bir politika izlediği ve adım adım belli alanları açarak yine o küresel
strateji, çevrelenme stratejisi dememiz lazım herhalde daha çok buna. Yani NATO'nun sürekli olarak Rusya'nın sınırlarından renkli devrimlerle, tabii bu devrim bildiğimiz devrim değil, Amerikan tipi neoliberal devrim, çevrelendiği bir ortamda tabii ki onlar da kendi bakış açılarından yaklaşıyorlar. Suriye meselesine de buradan yaklaşarak bakıyorlar. Bu zirveden sonra, Soçi görüşmesinden sonra biliyorum belli haberler var ama başta dediğim gibi bu zamanı oynama çerçevesi içerisinde Türkiye'den belli geri adımlar gelebilir. Çok bu baş başa görüşme bu anlama belki Türkiye'nin bana sorarsanız sesim mi gidiyor? Yok, geliyor, geliyor. Duyuyoruz sizi, sorun yok. Geliyor. Evet, sorun yok. Bu görüşmenin böyle baş başa yapılması, tıpkı Biden'la yaptığı ve yapacağı gibi baş başa yapılması ve sonrasında Türkiye'nin İdlib'le ve Suriye'yle ilgili çok yüksek sesle konuşmalar, mesajlar vermemiş olması, bana da sorarsanız belki bir geri adım daha. Yani maalesef Şubat 2020'de yabancı bir ülkenin topraklarında askerlerimizin maruz kaldığı düşünülürse, başlarına gelenler düşünülürse ve sonra 5 Mart mutabakatı düşünülürse orada bir tık geri adım. İşte şimdi de belki M4'ün altının bir tık daha çekilmesi anlamına gelebilir diye düşünüyorum. Biraz daha sakin değerlendirme yapmak lazım herhalde. 12 Ekim'de çünkü Roma'da ve sonra Glasgow'da görüşme olacağı anlaşılıyor. Tabii Amerikalılar da aynı oyunu, muhtemelen Amerikan yönetimi de gayet iyi okuyor ve benim okuyabildiğim kadarıyla Ankara'ya giderek daha soğuk bir Amerikan yönetimi var. Dolayısıyla bu şeyleri, bu oltaları diyeceğim burada açıkçası, başka türlü ifade edemiyorum. Onlar almak istemeyebilirler. Zaten S-400 baştan beri onların da kendi açılarından haklı olarak dert edildikleri katsa yaptırımlarını en azami düzeyde tuttukları bir meseleydi. Zaten hangardan da çıkartılmadı. Ben bu konuda da açıkçası Soçi'de çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Soçi'de bence en önemli şey Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde bir kez daha zora sokacak, ki bu işin gazla ilgili olan kısımlarını biliyorsunuz. Gaz fiyatları ve yeniden kontratın süresinin dolması. Hakan evet, Aksay anlattı. Evet, yani daha önceki anlaşma, Rusların teklifini reddettiği için şimdi bu nasıl yenilenecek onu bilmiyoruz. O da var ama bir de buna çok cüretkar bir biçimde, çok çarpıcı, yani Cumhurbaşkanı'nın bir yandan vereceksiniz F-35'lerin parasını diye Biden'a diklenirken, öte yandan da Rusya'ya sana alenen hasım olan, düşmanlık besleyen, Rusça dilini yasaklamaya kadar vardıran, kendi azınlığını sırf Rus diye yapmadığını bırakmayan bir yönetime onları vursun diye silah da veririm diyen bir Erdoğan çıktı. Üstelik de Rusya'nın iç işlerine müdahale olarak algılayabileceği bir biçimde, çünkü bir seçim yapıldı, Duma seçimi, ve o Duma seçimine de 2014 referandumuyla tıpkı Kosova'daki gibi Rusya Federasyonu'na katılma, daha doğrusu geri dönme diyelim, 1950'lerde de zaten Moskova'ya bağlıydı Kırım bölgesi. O bölgede yapılan seçimleri tanımıyoruz diyen bir Türkiye manzarası çıktı. Ben açıkçası bunları daha önemli buluyorum. Ama tabii ki kameralara, işbirliği noktaları, Akkuyu, enerji, işte ihtimaller, denizaltı ihtimali. Rus basınında bütün bu başlıklar var, evet, tek tek vermişler gibi zaten. Bir takım açıklamalar olduğu doğrudur ama perde arkasındaki resim bence çok parlak değil. Toparlarsam İdlib'i sormuştun. İdlib'de demin dediğim gibi daha bir tık daha bir geri adım beklenmesi gerektiğini düşünüyorum ama Erdoğan yönetiminin İdlib'den çıkabilmesini zor buluyorum. Muhalefetin bu konudaki tavrına dair de iki cümle kurup bırakacağım. Valla sınır ötesi tezkerelere muhalefetimiz nasıl olur da Suriye ile ilgili özellikle onay verir diye ben senelerce şaşırarak izledim. Şu açıdan bu Erdoğan yönetiminin 2011'den bu yana Türkiye halkına ve Türkiye kamuoyuna bir türlü belletemediği, bir türlü onaylatamadığı en önemli dış politika başlığı Suriye başlığı oldu. Dikkat ederseniz bütün anketlerde Türkiye'nin başka bir toprakta
oradan çıkan cihatçılar, tıkma operasyonlar yapıldı, yarım kalan operasyonlar, Amerika tarafından ya da Rusya tarafından önü kesilen operasyonlar dışında bu Suriye politikalarını, rejim değişikliği, Emevi Camii'nde namaz kılma politikalarını benimsetemedi Türkiye halkına Erdoğan. Çok küçük bir kitle. Buna rağmen bütün bunların bir fırsat teşkil ettiğini göremeyen bir muhalefetimiz vardır yıllardır. Arada sırada bir takım konferanslar düzenlendi. İşte Kılıçdaroğlu nihayet artık Türkiye patlama noktasına geldi. Göçmen meselesinden bahsetmeye başladı. Ama açıkçası çok geç ve Suriye'den bahsediyorsak eğer, ben muhalefetin Suriye performansını zaten çok kırık notlarla dolu olduğunu, karnesinin düşündüğümü belirteyim. Çok daha etkili bir muhalefet yapılabilirdi. Türkiye'nin geleneksel olarak komşularının iç işlerine karışmama, yabancı topraklarda hele de cihatçıları koruma kalkanı sağlayacak şekilde bulunmaması vurgulanabilirdi. Bunun Türkiye'ye ağır mali faturası bu kadar ortadayken, göç kriziyle bu kadar göze giriyorken, bu kadar etkisiz bir muhalefet, bu kadar geç yapılmış bir muhalefet gerçekten hepimiz adına çok büyük bir kayıp diye düşünüyorum. Evet, ama işte bu noktaya gelmesi de yine her şeye rağmen bir kazanım olarak görülmeli. Sayın Solmaztürk, iki dış yorumcumuzu ve analistimizin değerlendirmelerini gördük. Türk iç politikasına bu süreç nasıl yansıyacak? Evet, bir müdahale olur mu olmaz mı? O hakikaten bilemeyeceğimiz ama dikkat etmemiz gereken bir gelişme. Yani bu programdan sonra herhalde bu kayıtlara girecektir. Yani Rusya Türkiye'deki seçimlere müdahale eder mi etmez mi? Müdahale olur mu olmaz mı? Buna herkes dikkat edecektir zannediyorum bu akşamdan sonra. Siyasetin gündemine girmesi kaçınılmaz bir gelişme. İkincisi, muhalefetin Rusya'da hiçbir yani kayda değer önemli iletişiminin olmaması, büyük bir bölge devlet olması bakımından Rusya'nın dünyanın önemli siyasal aktörlerinden biri olması nedeniyle hakikaten büyük bir boşluk ve bugüne kadar çok dikkat çeken, üzerinde tartışılmış bir konu da değil. Ve Suriye'de yaşananlar gösterdi ki yani Türkiye ile çok yakından ilişkiler var. İşte doğalgaz oradan alınıyor, nükleer tesisi inşa ediliyor Akkuyu'da, santral inşaatı var. Kırım meselesinde bir sorun yaşanıyor vesaire. Bu çoğaltılabilir. Birçok ortak işbirliği var. S-400'lerin alınmasına söz ediliyor vesaire. Bu boşlukları değerlendirirsek, Türk siyasetine bunun etkisi, bu sürecin etkisi, yani Soçi, yani Astana ile başlayan Suriye sorunun etkisi nasıl olacaktır? Ben bir değerlendirmede şunu söylemiştim. Eğer Esad kalırsa Erdoğan gider demiştim. Esad kaldı, öyle anlaşılıyor ve bir zafer de kazanmış durumda. İdlib konusunda Türkiye, daha doğrusu AKP iktidarı bütün iddialarını geri çekme eğiliminde. Başka da çaresi yok aslında. Sıkışıp kalmış durumda. Sadece Rusya için kullanışlı bir iktidar olduğu ve böyle devam edeceği varsayımıyla desteklenen bir siyasi yapılanma var önümüzde. Böyle de değerlendirilirse bu sürecin, yani Suriye'de AKP dış politikasının iflasının yol açacağı iç politik gelişmeleri biraz daha açarsak neler söyleyeceksiniz? Bu AKP'nin sona doğru, kaçınılmaz sona doğru giden iktidarının çöküşünü hızlandıracak bir etki yaratır mı? Yani kısa cevap, evet, yaratır. Ama önce şu iki hususa izninizle değinmek istiyorum. Şimdi bu F-35 meselesi, ya parasını versinler ya uçakları versinler. 5 tane uçak diyor. Yani bunu tabii Tayyip Bey de, birçok kişi de söylüyor bu tane lafını. Eğer arkasından bir isim geliyorsa bu tamlamada tane kullanılmaz. Hele insanlar için tane hiç kullanılmaz veya canlılar için. Yani uçak diyorsanız 5 tane uçak denmez, 5 uçak denir. Evet. Şimdi burada ciddi bir politika değişikliği var. Yani bunu bilerek mi söyledi, gayri ihtiyari ağzından mı çıktı, onu tabii kestirmek mümkün değil. Ama burada esas olarak F-35 projesinden vazgeçtiğini gösteriyor. İlk defa böyle bir beyan var. İlk defa. Yani 1.4 milyar dolar iade edilirse tamam, problem yok,
biz B35'in üzerine bir bardak su içeriz ve başka yolumuza bakarız. İkincisi, şimdi bu Rusya'nın seçimlere müdahalesi konusu, tabii bu müdahale hani Türkiye'de olduğu gibi işte Yüksek Seçim Kurulu'na bir talimat vererek ve oradaki AKP temsilcisine bir şey yaptırarak veya işte yok seçimi saymadım, olmadı bir daha yapalım hani üçünü kabul ediyoruz ama dördüncüyü kabul etmiyoruz, bir daha oylama yapalım gibi bir şey değil. Yani tepeden inme veya işte hani bir oldu bitti yaratıp Atalan Üsküdar'ı geçti gibi değil. Yani böyle bir müdahale olursa tabii sosyal psikolojiyi, siyasi psikolojiyi kullanan ve çok akıllıca adımlar, ekonomik adımlar, siyasi adımlar, beyanlar, kararlar, yani çok sofistike bir metodolojiyle ancak bu müdahale olur. Yani bu müdahale öyle kolay kolay fark edilebilir bir müdahale zaten olmayacak. Amerika'da oldu mu olmadı mı? Olduysa da ve bunu Amerikan istihbarat servisleri tespit ettiyse ki ben tespit etmiş olduklarını düşünüyorum. Zaten bunu kamuoyuna açıklamazlar. Yani bunu açıklamanın yani kapalı yani ortamlarda bunu paylaşırlar ilgililerle ama zaten kamuoyuna bunlar açıklanmaz. Şimdi şeye gelince iç politikaya yansımasına gelince bir kere yani Suriye, İdlib ve Suriye'nin yansıması. Şimdi biraz önce geçti bu Suriye'nin Rusya için hayati önemli olduğu. Doğru, katılıyorum. Ama şunu da tabii aklımızda tutmamız gerekir bunun yanında. Suriye ve özellikle Fırat'ın doğusunda kurulan YPG-PYD devleti ve bu devletçiğin Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimiyle işbirliğinin artması ve buna paralel Türkiye'deki Kürt nüfusa bazı siyasi haklar, grup siyasi hakların tanınması sadece Amerika için değil, bütün Batı için hayati önemlidir. Yani çok 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 önemlidir, hayati önemlidir. Dolayısıyla yani Rusya için de, Amerika için de ve diğer Batı ülkeleri için de hayati önemli bir konuya bakıyoruz. Konuya bakıyoruz. Ve bu iktidar sadece Rusya'dan değil ABD'den de gelecek. Çok ciddi bir baskı altında ve bu baskı giderek artacaktır. Şimdi bu bağlamda şunu söylemek istiyorum. Şimdi mesela Biden'la konuşulacak tabii. Ceyda Hanım da değindi. Yani buluşacak işte gittiği zaman G20'de de daha sonra iklim zirvesinde de. Şimdi tabii burada şöyle bir algı var. En azından Tayyip Bey'in kafasında yani kendi beyanlarından çıkartıyorum. Yani olumlu bir görüşme olacak. Yani işte ben orada gittim hani işte bir şeyler söyledim. Sonra Moskova'ya da gittim. Bak işte hani işte biz denizaltı yapacağız, işte uçak yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız dedim falan. Ha tamam, Biden benim karşımda yelkenleri suya indirecek. Pek öyle olmayabilir. Bir kere şunu gördük özellikle CBS röportajında. Tayyip Bey dediğim gibi yani o zaman söyledim bir daha söylüyorum. Ya etrafındakiler anlatamıyor ya da anlatılıyor da o dinlemiyor kimseyi. Amerika'da ne olup bittiğinin ve Türkiye'ye ve özellikle kendisine nasıl bakıldığının hiç farkında değil. Bakın az falan demiyorum. Hiç farkında değil. Şu anda Amerika'da Tayyip Bey ve Tayyip Bey üzerinden Türkiye'ye bütün kurumlar ve bütün kesimler olumsuz bakıyor. Yani bunu anlaması lazım. Şimdi bakınız orada CBS televizyonunda işte bir şeyler soruldu, edildi. Hepsini reddetti. Ve dedi ki işte o bana hak veriyor, bu bana hak veriyor. Biden bunu bana söylemedi, şunu söylemedi, bunu yapmadı. Ben de dile getirmedim. Şöyle bir şey olabilir. Biden şöyle düşünmüş olabilir. Ha öyle mi? Gel kardeşim otur bakalım karşıma. Bak sana bunları söylüyorum. Bir, insan hakları konusunda böyle devam edemezsin. Demokrasi konusunda böyle devam edemezsin. Hak ve özgürlüklerde böyle devam edemezsin. Suriye'de kendi kafana göre böyle devam edemezsin. S-400'lerde sen bana kafa mı tutuyorsun? Kafa tutarsan ben de Katsa yaptırımlarını bir daha tekrar yenilerini getirdim. Canını acıtırım. Sen Rusya'ya mı bu kadar canlı gönülden bağlısın? O zaman NATO'daki yerini gözden geçir gibi böyle çok yani hazmedilmesi zor bir görüşme de olabilir. Ha buna Tayyip Bey nasıl hazırlarlar, kim hazırlar, ne yapar? O tabii benim sorunum değil. Şimdi İdlib'le ilgili muhalefete gelince iki şey söyleyeceğim. Tabii hani çok yani böyle çok da zamanımız yok ayrıntıya girecek ama iki husus söyleyeceğim. Birincisi tabii Ceyda Hanım da söyledi, Hakan Bey de söylediler. Ben de onlara katılıyorum. Tabii muhalefette son günlerde diyorum bakın haftalarda son günlerde bir hareketlenme var.
olumlu yönde, güzel bir şey. Ama bu tabii çok yetersiz, çok yetersiz. Şimdi bakın, Batı'da birçok ülkede gölge kabine diye bir şey vardı, gölge kabine. Bu şu demek, her parti iktidara geldiği takdirde hemen hükümeti devralıp ülkeyi yönetmeye kendini hazırlar. Kendini hazırlar. Şimdi bizim muhalefet partilerimizin hiçbirinde böyle bir hazırlık yok. Onun için ne Suriye konusunda, ne Amerika ile, ne AB ile, ne Rusya ile ilişkiler konusunda hiçbir hazırlık yok. Yani böyle el yordamıyla gölge boksu yapılıyor, ediliyor. Yani şimdi hani çok da böyle hani ayrıntıya girmek istemiyorum, dediğim gibi zamanımız da yok ama durum böyle. Şimdi burada eğer bir şeyler yapacaklarsa şuna dikkat etmeleri gerekir. Şimdi bakınız, İdlib'de ne olup bittiğini bilmeden karanlıkta, hani böyle gözümüz kapalı veya karanlık bir odada işte dokunarak böyle fili tarif etmeye çalışıyoruz. Yani bacağına denk geldiğinde bacağını tarif, kulağına denk geldiğinde elimiz kulağı tarif ediyoruz. Efendim hortumuna denk, hortumu tarif ediyoruz ama fili bir türlü tarif edemiyoruz, göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Göstermiyorlar. Ama neyi gösteriyorlar? Bakınız geçen gün medyada siz de aktardınız, hem televizyonda hem diğer yani programlarda ve internet sitenizde iletişim başkanlığının, ben onlara propaganda başkanlığı veya propaganda bakanlığı diyorum, kullandığı kaynak var. Kaynağın büyük bir kısmı dışarıdan hizmet alımı. Ne hizmeti alıyor? Bu kadar büyük miktarlarda ne hizmeti alıyor? Aldığı hizmet şu: bize bir resim çiziliyor. Bir resim, bir dünya çiziliyor. Ve o dünya bizim beynimize sokulmaya çalışılıyor. Çeşitli üretimlerle, çeşitli yöntemlerle vesaire. Şimdi muhalefet bir şey yapacaksa bu devasa devasa propaganda mekanizmasını karşısına alacak ve onunla mücadele edecek bir yol ve yöntem bulması lazım. Bunu yapamadığı, bunu aşamadığı takdirde muhalefetin ne Suriye'den, ne İdlib'den, ne buradan çok fazla çıkartabileceği bir şey yok. Ama öyle de olsa, böyle de olsa, böyle de olsa seçimlere gidildikçe bu iktidarın özellikle Tayyip Bey'in üzerinde hem Rusya'nın hem de ABD'nin baskısı artacaktır. Bundan muhalefet ne kadar yararlanır, ne kadar eder? Yani tabii işte söyleyeceklerimi hani bir daha tekrar etmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir kısa reklam arasına daha gideceğiz. Değerli seyirciler, ben Hakan Aksa'ya çok teşekkür ediyorum katkılar için. Ceyda Karan, bence son bölümde de bulunmalısın. Çok teşekkür ediyorum. Çok fazla yani tek söz verebildik bağlantı aksaklığı nedeniyle. Son bölümde de ilk sözü seninle devam ettirelim. Hakan Aksa'ya teşekkür edelim ve ona güle güle diyelim. Evet değerli seyirciler, son bölümde aramıza Saadet Partisi parti sözcüsü Bülent Kaya katılacak ve bize bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener arasındaki görüşmenin arka planını da aktaracak. Millet İttifakı'nın seyrini de konuşmuş olacağız. Bizden ayrılmayın. Yeniden merhaba değerli seyirciler. Haber Analiz Programı 5. Boyut izliyorsunuz. Bu bölümde programımıza Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Sayın Bülent Kaya katıldı. Bülent Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Merdan Bey. İyi geceler stüdyodaki ve çok teşekkür ederim. Bütün konuklara da iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Kaya. Sizinle bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'yla İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener arasında bir görüşme oldu. Bu görüşmenin niteliğini, arka planını, sonuçlarını hem konuşacağız hem de bir parça Millet İttifakı ve Suriye konusunu konuşmuştuk. Partinizin bu konudaki tavrını da doğrusu hem kamuoyu hem biz merak ediyoruz. İlk bölümde Sayın Solmaz Türk konuştu. Bu bölümde Ceyda Karan'dan Suriye'deki gelişmelere ilişkin yorumlarını tamamlamasını isteyelim. Ortada bir sorun var. Cihatçıların ne ölçüde direneceği ve yeni bir göç dalgasının Türkiye'ye doğru olup olmayacağı yönünde de kaygılar var. Şimdi Sayın Erdoğan çeşitli laflar ediyor. Yani ilk bölümde de tekrarladık. Çok enteresan. Mesela nasip olursa Roma'da görüşeceğiz diyor. Glasgow'da bir görüşme var. Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor. Yani Rusya ve Amerika
bir mekik diplomasisi denebilir mi? Çok emin değilim ama Rusya'yı Amerika'ya, Amerika'yı Rusya'ya karşı kullanma, bir koz olarak kullanma, ilişkileri kullanma gibi değerlendirilebilecek çok klasik bir yöntem izlenimine sahibiz. Buna bir bakmak lazım ama asıl olarak Türkiye'de büyük mülteci sorunu, bu göç dalgası toplumun her kesimini çok yakından ilgilendiriyor. Yani işsizliğin, hayat pahalılığının bile ama işsizliğin hemen hemen ki kesin doğrudan etkisi var, mültecilere bağlandığı bir dönemden geçiyoruz. İdlib'de savaşın kızışması yeni bir göç dalgası yaratır mı sence? Böyle bir şey bekliyor muyuz? Şimdi Berdan, bu Türkiye tarafından yeni de değil aslında, Soçi mutabakatlarının devreye sokulmasından bu yana sürekli olarak gündeme atılan bir iddia. Şimdi öncelikle geçti borun pazarı demek gerekiyor. Türkiye'de resmi rakamlara göre 3.7 milyon çok çok daha fazla olduğu söyleniyor. Suriyeli sığınmacıyla karşı karşıyayız. Neden? İktidarın uyguladığı politikalar. Bu politikaları iktidar kiminle birlikte uyguladı? Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Suriye'de rejim değiştirmek ve açıkçası daha iyi ihvancı bir hükümet, işte Arap Baharı dedikleri o süreç böyle bir şey. Amerika'nın ılımlı İslam kuşağı yaratma projesiydi Mısır'ıyla, Tunus'uyla. Ve tabii ki Türkiye bu konuda çok öne çıkan bir ülke oldu. Bunun sebebi de işte bizi yönetenlerin ideolojik konumları açıkçası. Bir kere bu konuda netleştirmek gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz bölümde seçim müdahalelerinden bahsedildi. Lütfen şunu anımsamasını isterim izleyicilerimizin. Dünyada çeşitli ülkelerin seçimlerine en çok müdahale eden ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bu müdahalelerin de çeşitli yolları vardır. Şimdi daha çok siber, herkesin çok anlamadığı siber işlerden bahsedildiği için kafalar daha çok karışabiliyor ama kamuoyunda algıları belirleyecek politika yetkinliğine sahip olan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Siyasetiyle, kültürüyle. Bakınız Türkiye'de 2000'lerin başlarında Cumhurbaşkanı o zaman daha henüz başbakan olmamışken hapishaneye düştüğünde şiir yüzünden hapiste ziyaret edenlerin kimler olduğunu anımsamak gerekiyor. Amerikalılardır. Bu yatırımlar zaten çok önceden başlamıştır. Şimdi uzun uzun Amerika'nın siyasal İslam ve yeşil kuşak projelerine bakmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama bu Türkiye'nin 2000'lerdeki liberalleşme sindeki Amerikan yönetiminin katkıları çok fazladır ve siyasal İslamcı AKP hükümetine bizatihi yatırım yapmış olan Amerika'dır. Rusya değil. Yani bunu herhalde herkes, Avrupa Birliği dahil olmak üzere herkes teslim edecektir. Tabii ki zaman içerisinde projelerin çakışması, çakışmaması ve Suriye, özellikle Suriye bir ortak projeydi. Bakın yani çok zaman olmadı. Topu 10 senedir yaşıyoruz. Hani 30 sene, 50 sene öncesinden ama maalesef bir balık hafıza durumu var. Suriye'de bir savaş başlatıldı ve dört bir koldan saldırı yapıldı. Bütün sınırlardan bir ülkenin, bakınız Amerikan başkentinin silahlı adamlar tarafından mahalleleri işgal edilse Amerikan yönetimi ne yapar? FBI ne yapar diye sormak gerekiyor en başta. Sonra bunun içine başka şeyler, mezhebi şeyler sokuldu, o sokuldu, bu sokuldu, bu hale getirildi. O süreçte de milyonlarca insan perişan oldu. Dolayısıyla en başta doğru teşhis yapmak lazım. Başlatılan savaşın bitirilmesi gerekiyor. Başlatılan savaşın bitirilmesi için de o ülkedeki meşru iktidar kimdir? Birleşmiş Milletler'de her şeye rağmen bütün algı operasyonlarına, Batı medyasının yalan yanlış haberlerine, bunların çoğu deşifre edildi. İngiliz istihbaratının medya şirketlerine ihale veriyorlar, yurttaş gazeteciliği diye. Onların verdiği, bunların hepsi İngiliz belgeleri, İngiliz muhalifleri yazdı bunları. Amerikan muhalifleri yazdı. Bunlar sayesinde yapılan, çıkartılan, alevlenen, körüklenen ve bölge devletlerinin
katkısıyla bu hale getirilen bir savaşın sonucunun milyonlarca sığınmacı olacağı aşikar. O zaman sizin yapacağınız şey bu savaşı bitirmek. Bu savaşı da Suriye'de cihatçılardan yana mı bitireceksiniz? Çok basit bir soru. Uzun uzun demokrasi tartışmaları yapamayacağım. Hele pandemiden sonra hiç yapamayacağım. Çünkü Britanya'daki yeni çıkartılan yasalar ya da Amerika'daki yasalar hiç de o kadar demokratik değil bu koşullardan sonra. Şuna bakacaksınız. Laik, Hristiyanı, Alevisi, Sünnisi hepsini temsil eden bir hükümet bir tarafta, Birleşmiş Milletler de temsil ediyor. O hükümet ve IŞİD gibi bir markanın sahaya sürülmesine rağmen yenilmemiş, diğerleri gibi çökmemiş bir tarafta. Öbür tarafta da El-Kaide ideolojisi. Çok güzel Dr. Naim Babiroğlu'nun ifade ettiği gibi sınırımızın dibindeki Peşaver, Küçük Afganistan. Bakınız basit bir tercih konusu bu. Türkiye bugün çekilse kendi sınırlarını korumak, tabii ki sınırlarını koruyacak Türkiye. Fırat'ın doğusu kaygıları dile getiriliyor ama mesela Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin NATO'daki müttefiki Amerika'da var. Türkiye'nin İdlib'de birlikte işbirliği yaptığını söylediği Rusya'da var. Ve Rusya'nın orada kültürel otonomi tezi var. Kaldı ki bu konuda bizim sınırlarımızdan bir güvenlik tehdidi oluşturmama garantisi için mekanizmalar var. Adana mutabakatını hatırlatan Putin'in kendisiydi, hatırlayalım. Onu şeye getirdiler. Bir anda hatırlanınca tabii Adana mutabakatı, çünkü onun sınırları var. Birlikte bir hükümetle çalışmanız gerekiyor bu işi kontrol etmeniz için. Onların kendi içerisinde nasıl bir anlaşmaya varacakları sizi ilgilendirmez. Çok özür diliyorum. Kedim masaya çıktı. Kediye bir merhaba diyelim. Kedileri seviyoruz. Evet, çok uzatmayayım. Sonuç itibariyle bu mülteci meselesi temcit pilavı gibi. Ne zaman bir operasyon yapılacak olsa ve Suriye hükümeti kendi toprakları ve sınırları üzerinde yeniden bir egemenlik tesis edecek olsa, çok özür diliyorum. Göstereyim bari bu arada. Şöyle bir yaratım. Peki, çok tatlıymış. Çıkıyor çünkü, kusura bakmayın. Ne zaman bir egemenliğini tekrardan sağlayacak olsa birdenbire şimdi sığınmacı krizi patlayacak deniliyor. Sığınmacı krizi tabii ki oradaki Heyet Tahrir Şam gibi IŞİD kalıntılarından tutun da onlarca küçük grup var. Cihadistan kurdular orada, Şeriatistan kurdular. Bakınız, İdlib emirliği ilan edildi. Evet, tabii emirlik ilan edildi. Tabii ki onların çözümlenmesi gerekiyor. Onların bir sorun olarak addedilmesi gerekiyor. Brett McGurk, Cumhurbaşkanı'nın da biliyorsunuz gayet aslında Amerikan yönetimini de ekstradan kızdırabileceğini düşünüyorum ben. Brett McGurk'le ilgili söylemleri çok çarpıcıydı. Brett McGurk, YPG, PYD bölgesi için Brett McGurk'ü suçladı Cumhurbaşkanı ama bu isim Amerikalı diplomat İdlib için en büyük El-Kaide bölgesi diyor dünyada. Güvenli bölgesi ifadelerini kullanıyor. Demek ki bu bir sorun. Herkes için sorun. İdlib bölgesi. Dolayısıyla da eğer Türkiye Suriye yönetimiyle bir işbirliği, gerçek bir işbirliği gerçekleştirirse ve Ömer Ödemiş'in de ifade ettiği gibi sıkışmış bir alandalar. Bu terör, Türkiye'nin de terörist örgüt olarak gördüğü Heyet Tahrir-i Şam, El-Kaide, Birleşmiş Milletler'e göre terörist örgüt. Bunların Suriye hükümeti tarafından temizlenmesi, sivillerin de korunması mümkün. O savaştan bahsediyoruz elbette ama öyle milyonlarca sivil geleceğini ben düşünmüyorum. Bunun tam tersine oradan çıkmamak için bir gerekçe olarak her seferinde kullanıldığı kanaatindeyim. Sivillerle ilgili bu kadar dert ediniliyorsa eğer zaten böyle bir savaşın başlatılması, körüklenmesi, bitebiye sürdürülmesi için ve üstelik de bir ülkeyi de parçalamak doğrultusunda sürdürülmesi için bu kadar ısrarcı olunmaması gerekiyordu diye düşünüyorum Merdan Yanardağ. Çok teşekkür ederim Ceyda Karan. Seni sevimli kedinle baş başa bırakalım. O halde katıldığın ve katkıda bulunduğun için. Evet. Çok teşekkür ederim. Sayın Bülent Kaya. Buyurun, yayınlar tekrar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için programımıza. Saadet Partisi'nin Suriye'deki, yani Soçi süreci, Soçi, daha doğrusu Astana süreci ve Soçi zirvesi, ardından İdlib'deki gelişmelere bakışı nedir? Öncelikle bunu programımızın akış içinde değerlendirelim. Sonra Meral Akşener ve Sayın Karamollaoğlu görüşmesinin sonuçlarını ben sizden yorumlamanızı ve Millet İttifakı'nın geleceğine ilişkin öngörülerinizi öğrenmek isterim. Buyurun efendim. Şimdi biz önce Suriye politikasının yanlış başlatıldığına dair itirazlarımızı o dönemlerde de yapmıştık. Hatta şimdiki genel başkanımız, o zaman dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. O dönemki genel başkanımız Sayın Mustafa Kemal Akbey ile birlikte bir Suriye ziyareti gerçekleştirmişlerdi. Dolayısıyla bu olayların silahlı bir çatışmaya dönüşmeden, işte muhaliflerin de bazı talepleri dikkate alınarak demokratik bir zeminde çözülmesinin Suriye coğrafyası için faydalı olacağına dair girişimlerde bulunmuşlardı. Ancak işte Arap Baharı ile esen rüzgardan dolayı 6 aylık bir süre içerisinde Amerika ile birlikte Suriye'deki bu rejimin muhaliflerle yer değiştireceğine dair bir kanat oluştu ki herhalde o dönemki hükümette böyle bir müdahale ile başladılar. Ancak Amerika ile birlikte başladıkları Suriye politikasını bugün Amerika'sız Suriye ile Rusya ile birlikte devam ettirmek isteyen bir iktidar var. Yani biz Amerika'nın Suriye'deki yaklaşımı, menfaatleri bambaşka, Rusya'nın ise bambaşka. Dolayısıyla bu kadar iki kutup arasında gitgellerin dış politika açısından çok sağlıklı olmadığını defalarca ifade etmiştik. Şimdi gelinen nokta itibariyle bugün yani işte belki Suriye rejimini veya Beşar Esad'ı İran ve Rusya'ya mahkum eden bu politikalardı. Yani gerek Amerika'nın oraya müdahalesi, gerek de Suriyeli muhaliflerin işte Amerika'nın ve başka ülkelerin desteğiyle de orada belli bir mevzi kazanmasından dolayı Suriye rejimi kendisinin muhafaza altına almak için bu sefer İran ve Rusya'yı Suriye'ye davet etti. Dolayısıyla aktörlerin sayısı arttı ve çeşitlendi. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle işte İdlib'e sıkışmış bir muhalefet var. O muhalefetin bir kısmı ılımlı, bir kısmı silahlı örgütler. Onların tasfiye edilmesinin Türkiye maliyetleri var. Yani bu silahlı gruplar hangi ülkeye nasıl götürülecek? Onların oradan tasfiye edilmesi halinde bunlarla bağlantılı Türkiye'de olması muhtemel sivil görünümlü bazı kişilerin ne tür tepki vereceği elbette meçhul ve soru işareti. Burada bizim üzerinde ısrarla durduğumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak ve bir an önce merkezi hükümetle bir diyalog kurularak Suriye'nin bir normalleşme sürecinin başlatılması ve burada da uluslararası güçlerin devreye girmesi. Yani bunu bir askeri güç manasında değil de Birleşmiş Milletler zemininde Suriye'nin bir an önce bir normal sürece dönmesiyle ilgili diplomatik temasların artırılması Suriye olayını daha kolay çözer diye düşünüyoruz. Ama maalesef gelinen nokta itibariyle sahadaki aktörler çeşitlendi ve bugün Suriye meselesini çözmek belki dünden çok daha karmaşık bir hale geldi. Çünkü Amerika'nın bulunduğu bir hat var. O hatta işte YPG ile ilgili ortak Amerika'nın bazı menfaatleri var. Suriyeli muhaliflerin bulunduğu bir işte İdlib var. Bir de merkezi hükümet Rusya ve İran'ın bulunduğu bir hat var. Yani bundan sonra işte Allah kolaylık versin Orta Doğu'daki hem Suriyeli halkına hem de Türkiye diye bir çaresiz duruma doğru olay sürükleniyor maalesef. Peki, çok teşekkür ederim. Buradan çıkışın da mutlaka merkezi hükümetle bir diyalog başlatmaktan ve bu kanın çatışma ortamının normalleşmeye doğru bir gidişten geçtiğini düşünüyoruz biz Saadet Partisi olarak. Çok çok teşekkür ederim. Sayın Solmaz Türk, şimdi bir mülteci sorununu konuştuk. Bir dalga daha, bir göç dalgası daha İdlib'de savaşın kızışacağı anlaşılıyor. Ya hiçbir ülke kendi toprakları içinde bir emirlik ilan edilmesine izin vermez. Yani şöyle düşünülebilir. Hatay Emirliği veyahut Urfa Emirliği, Gaziantep Emirliği, ne bileyim işte Mersin Emirliği gibi bir emirliğe Türkiye Cumhuriyeti nasıl izin vermeyecekse, savaşı kazanmış bir ülke Suriye yönetiminin de İdlib Emirliği diye bir oluşuma izin vermeyeceği son derece açık. Şimdi Türkiye'nin İdlib'in kuzeyine doğru Türk askerlerinin çekilmeye başladığına dair Rus basınında çok fazla yorum var. Şimdi arkadaşlarımız başlıkları da arkadaşlarımızla çıkarttık birçok gazetede, çok
ayrıntılı sözler var ve sadece hatta Hakan Aksay'ın söylediği gibi Sputnik aşısı konusundaki uzlaşmazlık devam ediyor diye, yani diğer her konuda anlaşılmış bir hava var Rus basınında. Sputnik konusundaki anlaşmazlık devam ediyor diye hafif alay da kokan, biraz dalga geçen başlıklar var. Tabii bu Türkiye açısından üzücü. Türk dış politikası bakımından da Amerika'ya karşı Rusya'nın bir koz olarak AKP tarafından kullanıldığını sık sık gördük, rastladık buna. Siz bir hem deneyimli bir asker olarak hem bir siyaset bilimci olarak, ya bu konuları yakından takip eden bir analist olarak Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin uzun vadede nasıl seyredeceğini düşünüyorsunuz? Tabii birinci sorum da bir göç dalgası halinde Türkiye'de nasıl bir tepki ortaya çıkar? Ne olur, bunun siyasi sonuçları nasıl gelişir? Bunu tekrar bir açmanızı rica edeceğim sizden. Buyurun. Tabii. Şimdi göç dalgası bir kere İdlib'de büyük çaplı bir harekat başlarsa yeni bir göç dalgası olması kaçınılmaz. Yani bunu önlemek mümkün değil. Tabii burada gelecek olan sadece hani sayısı 1 milyonla 1,5 milyon belki daha fazla olan siviller değil. Tabii asıl önemlisi işte programın başından beri konuştuğumuz buradaki dişine tırnağına kadar silahlanmış, artık hayatını savaşmakla kazanan ve büyük bir kısmı ideolojik olarak adanmış. Dolayısıyla ölümü göze alan ama teslim olmayacak radikal dinci gruplar. Dolayısıyla burada ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Tabii her şeye rağmen, bütün hatalarına rağmen Tayyip Erdoğan hükümetinin veya o kadronun bundan habersiz olduğunu sanmıyorum. Onlar da bunun farkındalar. Ama ne yapıyorlar? Tabii onu kestirmek zor. Ancak İdlib'deki durum yani göç dalgasının ötesinde vehamet arz ediyor. Bir. İkincisi, tabii biz İdlib'e hani odaklanıyoruz şu anda, onu konuşuyoruz. Hani İdlib emirliği, hani bu tolere edilebilir mi? Ama tabii sorun sadece İdlib değil. Yani Afrin'de, tekrar ediyorum, ne olduğunu bilmiyoruz. Veya işte Afrin'de, Fırat arasındaki bölgede, Cerablus'ta, Azez'de, Elbap'ta neler olduğunu bilmiyoruz. Yani buralarda nasıl bir yönetim var? Yani buralarda demokratik bir yönetim mi var? Yani buradakilerin İdlib emirliğinden ne farkı var? Yani bütün bunlar bizim himayemiz ve bizim kaynaklarımızla besleniyor. Ve Tayyip Bey'in ifadesiyle artık bunun ekonomik yükü kaldırılamaz hale gelmiş durumda. Dolayısıyla sorun sadece İdlib'de değil bu anlamda. Yani Fırat'la Akdeniz arasındaki bütün bölgede, dediğim gibi, benim 3 Suudi Arabistancık dediğim yani yapılar var. Fırat'ın doğusundaki yapı da, o da bambaşka bir problem. Yani o da kendi başına ayrı bir problem. Devasa bir problem. Şimdi İdlib'deki durum mesela ikinci bölümde sanıyorum gözlem noktalarından söz edildi. Hani sınırlı sayıda gözlem noktaları. Evet. Şimdi tabii burada 6 tane yanlış, gözlem noktasının kaldığını, diğerlerinin boşaltıldığını söyledi Ömer Ödemiş. Şimdi, evet tabii editörü. Yani şu andaki temas hattının ötesinde Suriye'nin kontrol ettiği bölgede etraf kuşatılmış, gözlem noktamız kalmadı. Ama oradaki askeri varlığımız gözlem noktalarının çok ötesinde. Yani o taktik durum çok değişti. Çok sayıda birliğimiz var ve bu birlikler bütün temas hattına yayılmış durumdalar. Yani birkaç gözlem noktasından söz etmiyoruz. Evet. Dolayısıyla buradaki gruplarla iç içe, angaje, yakın temasta olan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları var. Dolayısıyla buradan çekilme kararı veya hani isterseniz M4'ün kuzeyine geçin, isterseniz daha İdlib'e doğru bir operasyon üzerinde mutabık kalınırsa, ki kalınacaktır Suriye hükümetiyle yakın gelecekte, o zaman ister istemez bu yakın temasta olduğunuz radikal gruplarla teması kesmek zorunda kalacaksınız. Bu askerlikte çok ciddi bir risk arz eder. Yani teması kesmek, bu kadar yakın angajeyken
temas kesmek çok büyük risk getirir. Yani hem buradaki radikal grupların Türkiye içindeki altyapısı, oradan gelecek bir risk var, ciddi bir risk var. Hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de teması, yakın temaslı olduğu unsurlardan teması kesip Türk sınırlarına yakın yerlere çekilmesiyle ilgili bir risk var. Ama son tahlilde sanıyorum şöyle olacaktır. Türkiye Suriye sınırına paralel İdlib'in içinde, yani bizim sınırımızın güneyinde bir şerit üzerinde anlaşılacaktır. Bu şeridin güvenliği sağlanacak ve bu şeridin içine girmeyi tercih edenlerin silahtan arındırılması ve tek tek kontrol edilmesi sağlanacaktır. Asgari bunun yapılması lazım. Bu suretle, yani ciddi bir çatışmaya gitmeden yapılabilirse Suriye hükümetiyle ve Rusya ile işbirliği içinde, o zaman göç asgariye indirilebilir. Yani bu göç akımı asgariye indirilebilir, ancak bu kontrol edilemezse ciddi riskler var, hem sivillerden hem de radikal silahlı gruplardan. Şimdi demin geçti bu Rusya'nın seçimlere müdahalesi nasıl olur eder. Şimdi bakınız, geçmişte bunlar oldu. Eğer hatırlanırsa geçmişteki seçim dönemleri, belli dönemlerde, mesela Ceyda Hanım örnek vermişti. Mesela benzer bir örnek de mesela Tayyip Bey'in daha hiçbir görevi olmaksızın, hiçbir resmi sıfatı olmaksızın o zamanki Başkan Bush tarafından kabul edilmesi, işte tokalaşırken fotoğraflarının kamuoyuyla paylaşılması. Bu doğrudan doğruya seçimlere müdahaledir. Başka nasıl edeceksiniz? Dolayısıyla geçmişte mesela Avrupa Birliği'nden olsun, yani ülkelerden olsun, gerekse Avrupa Birliği mesela komisyondan veya parlamentodan mesela Türkiye'ye çeşitli ziyaretler olurdu. Mesela Merkel'in gelişi, gidişi, bunların zamanlaması veya mesela AB'nin ilerleme raporları. Mesela bir ara mesela yine bu şey oldu, bu münakaşa olmuştu. O zaman AB Komisyon Başkanı demişti ki, ya niye şikayet ediyorsunuz? Biz AB, Türkiye AB ilerleme raporunu yayınlamak için sizin seçimlerin bitmesini bekledik. Ya önce yayınlasaydık, dedi. Açıkça AB Türkiye'deki seçimleri etkilemek için yayınladıkları raporun yayınlama tarihini seçimlere göre endekslediğini, ona göre ayarladığını çok açık bir şekilde ifade etti. Dolayısıyla bu ve benzer yöntemlerle ve şimdi tabii çok sofistike başka yöntemlerle de bu müdahale olur. Geçmişte oldu bunlar. Oldu ve bunlar da istendi. Niye tam seçimler öncesi birileri Amerika'ya koşup illaki görünelim, illaki tokalaşırken görünelim, illaki buluşalım, koridorda bile karşılaşsak olur, yeter ki fotoğraf verelim. Niye bu kadar bunun peşine düştüler? Bugün niye bu kadar mesela Biden sevdası var bazı kesimlerde vesaire. Dolayısıyla bunlar gözümüzün önünde oldu zaten. Tekrar olabilir, daha sofistik halde olabilir. Şeye gelince, bu Adana mutabakatı demin geçti. Şimdi tabii Adana mutabakatı deyip geçiyoruz. Ancak bu mutabakat, yanlış hatırlamıyorsam, 98'de imzalanmıştı. Evet. Şimdi daha sonra 2010'da daha kapsamlı bir anlaşma yapıldı. Ve 2011'de bu anlaşma onaylandı. Yani Suriye ile Türkiye arasında terörle ve terörist gruplarla mücadele anlaşması. Bu tabii orada Erdoğan da onaylandı. Mecliste de onaylandı. Evet. Dolayısıyla burada uluslararası bir taahhüdünüz var. 2011'de bakın onaylandı bu. Ocak veya Şubat diye aklımda kalmış meclisten çıkışı. Bakın hemen arkasından bu anlaşmayla girdiğiniz taahhütlerin tam aksi bir politikayı veya bir politik çizgiyi benimsediniz ve burada yapmamaya söz verdiğiniz her şeyi yaptınız. Yani Suriye hükümetinin terörist kabul ettiği ve eylemlerini terör kabul ettiği gruplara her türlü desteği o anlaşmada yapmayacağım dediğiniz her şeyi yaptınız. Dolayısıyla şimdi yapılan hatırlatmalar, Adana mutabakatı mutabaka denen hatırlatmalar aslında 2010'da imzalanan, 2011'de onaylanan o anlaşmayla ilgilidir. Yani bugün bir şeyler yapılacaksa İdlib'de, bir mutabakat sağlanmışsa Soçi'de, o kapalı kapılar ardında ne olduğunu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle %99.9 o 2011'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de onaylanan anlaşmanın gereğinin yapılması ve bunun hayata geçirilmesi için
bir mutabakat sağlanmıştır. Şimdi şeydeki Amerika'daki, yani bütün bunlar olup biterken demin söylemiştim, yani Rusya için Suriye ne kadar hayati ise Amerika ve Batı için de Fırat'ın doğusundaki yapı o kadar hayatidir ve Fırat'ın doğusundaki YPG-PYD varlığını Türkiye veya Türkiye yöneten siyasi kadro hazmettiği sürece Amerika İdlib'deki bugünkü durumu kabule dünden razıdır. Dünden razıdır. Çünkü bu şekilde Suriye'nin bölünmüşlüğü kalıcı hale gelecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus daha var. Şimdi bütün bunlar olurken işte Türkiye Rusya'ya yaklaşırken Amerika bir şekilde işte Türkiye'ye hepten etmeyelim gibi bu hükümete daha olumlu, daha ılımlı, daha sempatik yaklaşabilir ve dolayısıyla daha destekleyici bir pozisyon alabilir gibi bir izlenim var. Bu tümüyle yanlıştır. İki nedenle yanlıştır. Birincisini söyledim. Bu hükümetin, bu siyasi kadronun Amerika karşısında zaten bir kozu yok. Yani Amerika'ya zaten yakalanmış durumda. Birçok yönden. Yani söyleme bakmayın siz. Söylem gerçekçi olsaydı, efendim, işte G20'de olsun, daha sonra Glasgow'da iklim zirvesinde olsun, görüşebileceğiz diye hani bu kadar büyük sevinç gösterileri, beyanları yapılmazdı. Dolayısıyla orada bir sorun var, bir bağlanmışlık var ve bu kadro üzerinden, bu siyasi kadro üzerinden Türkiye'de ne yazık ki Türkiye'nin dış politikası da Suriye ve diğer alanlarda buraya angaje. Ama bu da sadece bununla da değil. Bakınız, Amerika'daki hava değişti. Dünne kadar Amerika muhatap olduğu rejimlerin niteliği ne olursa olsun, ister diktatör olsun, ister otoriter olsun, ister yarı demokrasi, ne olursa olsun, bunlara aldırmazdı, ulusal çıkarları öne çıkardı. Realist dış politika derlerdi buna ve realistler diye bir şey vardır, bir grup, akım vardır dış politikada. Evet ve bunun içinde demokrasinin bir yani zaman zaman adı geçerse de hiçbir hükmü, gerçek bir yeri yoktu. Siz değişikliği ne yönde görüyorsunuz? Ama artık öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Bakınız, iki hafta önce yine sizin programınızda yanılmıyorsam aktarmıştım. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Londra'daki bir konuşması, bir etkinlikte şunu söyledi. Dedi ki, bakın, aynen kendi ifadesi Nancy Pelosi'nin, Temsilciler Meclisi Başkanı. 11 Eylül neyse, o bir dedi dışarıdan gelen bir saldırıydı, bir tehditti. Bakın 11 Eylül, o dışarıdan bir saldırıydı. 6 Ocak içeriden bir tehdittir, aynı niteliktedir dedi. Yani Trump'ın teşvik ettiği, arkasında durduğu, kışkırttığı, provoke ettiği 6 Ocak'ta Amerikan Kongresi'ne yapılan saldırının, evet, seçim sonuçlarını güç kullanarak değiştiren saldırıyı 11 Eylül saldırılarıyla bir tuttular. Demokrasinin, insan haklarının, hak ve özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün Amerikan dış politikasındaki yerinin ve öneminin çok üste çıktığını ve bunun da Amerikan iç politikasından kaynaklandığını göz ardı etmememiz gerekir. Dolayısıyla, peki, dolayısıyla ciddi bir baskı altındadır bizi yöneten kadro. Bunun farkındalar mı bilmiyorum. O onların sorunu ama muhalefetin de bunun farkında olup gerekeni yapması gerekir diye düşünüyorum. Peki, teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim. Sayın Bülent Kaya'yı çok beklettik. Bülent Bey, bugünkü görüşmeyi, Meral Akşener ve Sayın Karamollaoğlu arasındaki görüşmeyi sonuçları itibariyle değerlendirdiniz mi? Millet İttifakı'nın geleceği açısından nasıl bir etkisi olacaktır bunun? Parlamenter rejime, güçlendirilmiş parlamenter rejime dönüş yönünde bir baskı var. Kamuoyundan da gelen bir talep de var çok yoğun bir biçimde. Sayın Erdoğan Soçi'den dönerken gazetecilere havada yaptığı açıklamada böyle bir dönüş söz konusu değil dedi. Sanki yani tek başına kendisi buna karar veriyor gibi bir sultanist bir yaklaşımla böyle bir dönüş söz konusu değil dedi. Bu görüşmede zannediyorum bu da gündeme geldi ve bunu sonuçlar itibariyle değerlendirir misiniz bize? Sayın Erdoğan'ın biz mevcut sistemden memnunuz, bir dönüş düşünmüyoruz demesi
ve biraz yumuşak bir toplumda bunu dile getiriyor olması aslında buna dair bir dönüşün artık AK Parti içerisinde de konuşulduğunu ortaya koyuyor. Sesim stüdyoya ulaşıyor mu Erdem Bey? Ulaşıyor sesiniz. Sesiniz ulaşıyor. Pardon. Yani dolayısıyla aslında bu son zamanlarda AK Parti içerisinde de konuşulmaya başlanan bir konu. Normalde Sayın Erdoğan'ın üslubunu bilenler bu tip konularda daha bir kestirme cevaplar ve daha sert cevaplar verdiğini biliyoruz. Ama bir yumuşak cevap vermiş olması bu konunun parti içerisinde de konuşulmaya başlandığını hissettiriyor. Ama işte biz özellikle Millet İttifakı'nı 2018'de oluşturan partililer ve yeni kurulmakta olan partiler ve Türkiye kamuoyunun aslında gayri ekseriyeti bu mevcut hükümet sistemiyle yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle çok fazla yol alınamayacağını, Türkiye'nin demokratik bir parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir gayret içerisinde olmasına dair bir yoğun talep var. Hem kamuoyundan hem siyasi partilerden. Biz 6 parti olarak özellikle parlamenter sisteme ne dair bir demokratik sistemi inşa etme üzerine mutabık kalan 6 parti nasıl bir parlamenter sisteme dönüş yaparız ve bunu ne şekilde bir yol haritasıyla ortaya koyarız diye başlattığımız bir diyalog süreci vardı. Yani biraz daha kurumsal düzeyde başlanmış olan bir süreç. Bu birkaç toplantı yapıldı. Önümüzde birkaç toplantı daha herhalde bu çalışmalar devam edecek ve bizim oradaki hedefimiz ortak bir parlamenter sistemle ortaya çıkıp bunu Sayın Genel Başkanların tensiplerine arz etmek. Onlar da eğer onaylarsa bunu kamuoyuyla ortak bir deklarasyonla paylaşmayı arzu ediyoruz. Tabii bu liderler ziyaretinde de hem Türkiye'deki siyasi gündem çok hızlı bir şekilde değişiyor. O gündem maddelerini bir istişare edip birlikte bir değerlendirme imkanı oluyor. Hem de bu çalışmaların seyriyle ilgili konular gündeme geliyor. Zaten biz ifade ettiğimiz bir husus vardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine devam edilmesi bizim için kırmızı çizgidir. Eğer bir ittifak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamından yanaysa bizim o ittifakla beraber yol yürüme imkanımızın olmadığını Sayın Genel Başkanımız da defaatle söyledi. Bizim şu an muhalefet partileri diyeyim yani Millet İttifakı'nı aşan daha geniş bir perspektifle söyleyeyim. Muhalefet partileriyle Türkiye'nin temel sorunlarına dair, parlamenter sisteme dair sıcak bir diyalogumuz ve hemen hemen birçok konuda ortak bir mutabakatımız var. Bu sıcak diyalogları seçime kadar devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Babacan'la da bu liderler turuna devam edip hem ülke meselelerini hem bu çalışmaların seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuş olacak. AKP çevrelerinde bir yarı başkanlık sistemi üzerinden uzlaşma arayışının olduğuna dair bilgiler geliyor. Bu yönde yorumlar da var biliyorsunuz. Saadet Partisi'nin bu konuya yaklaşımı nedir? Bir, gördüğüm kadarıyla Saadet Partisi Millet İttifakı'nda kararlı bir biçimde duruyor. Bu çok önemli bir durum, bir pozisyona işaret ediyor. İki, Millet İttifakı'nın doğrudan resmi parçası olmamakla birlikte Deva ve Gelecek Partilerinin de bu ortak çalışmaya katılması aslında fiilen Millet İttifakı'nın genişlediği anlamına da gelebilir. Böyle de yorumlanabilir. Her iki konuya yaklaşımınızı da merak ediyorum ben. Yarı başkanlık sistemine bakışınız yani AKP böyle bir öneriyle geldiği takdirde bunu müzakere etmeye değer bir teklif olarak görür müsünüz? Yoksa tavrınız parlamenter yani, sistem konusundaki tavrınız devam edecek mi? Yani elbette hem başkanlık sistemi hem yarı başkanlık hem de parlamenter sistem özü itibariyle eğer sistemin temelinde olan kuvvetler ayrılığı, denge denetleme ve şeffaflık barındırıyorsa demokratik sistemlerdir. Ama Türkiye'nin 100 yılı aşkın bir parlamenter sistem deneyimi var. Dolayısıyla yönünü çevirdiği ülkelerin yönetim sistemi olarak da parlamenter sistem ağırlık olarak kullanılan bir yönetim sistemi. Bütün bu yönetim sistemiyle ilgili miras da dikkate alındığı zaman parlamenter sistemle ilgili tecrübelerin çok daha fazla olduğu, aksayan yönlerin ne olduğuna dair yaşanarak ortaya konulmuş pratikleri olduğunu. Bu sebeple biz Türkiye'nin yönetim yapısına daha uygun bir sistem olduğunu düşünüyoruz parlamenter sistemin. Yarı başkanlık sistemi sadece Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili herhangi bir muhalefet partisinin sıcak bakmayacağına dair AK Parti çevrelerinde bir kanat olduğu için acaba parlamenter sistem talep eden blokta bir
yarılma, bir zihin kargaşası meydana getirebilirimize dönük bir talep olduğunu düşünüyoruz. Yoksa bunun gerçekten iyi niyetli bir talep olduğunu düşünmüyoruz. Yani çünkü siz şu an yeni bir anayasayı gündeme getiriyorsunuz ama var olan anayasayla ilgili bile uyum sorunuz söz konusu. Bu manada Saadet Partisi olarak biz toplumsal mutabakatın ve siyasi iradenin ağırlıklı olarak parlamenter sisteminden yana oluştuğunu görüyor ve bu kararlılığımızı sürdürme niyetindeyiz. Millet İtfaiye ile ilgili hususa gelince Merdan Bey, Millet İtfaiye 2018 yılında kuruldu ve Saadet Partisi Millet İttifakı'nın kurucu partilerinden bir tanesidir. Evet, yani tabii, biz biliyorum. Millet İttifakı'na katılmadık. Millet İttifakı'nı tabii, bizzat kurucu, inşa ettik. Kurucu güçlerinden birisiniz. Doğru. Birisiniz. Dolayısıyla ilkelerini de biz belirlemiş olduk diğer partilerle birlikte. Bu manada Millet İttifakı 2018 seçimlerinde sadece parlamento seçimi için kurulabilen bir ittifaktı. Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili bir ortaklaşmamız söz konusu olmamıştı. Seçim dönemine gittiğimiz zaman sadece parlamento seçimine dönük bir ittifakla mı sınırlı kalır? Yoksa ortak bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde mutabık kalabilir miyiz? Ortak bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde mutabık kalmak en azından ana Türkiye'nin temel sorunlarıyla ilgili konularda da bir hükümet programı üzerinde de mutabık kalmayı gerektirir. Bütün bu görüşmelerin seyrine göre Millet İttifakı'nın rotası belli olmuş olacak. Yani daha genişleme imkanı söz konusu olduğu gibi 2018'de sadece parlamento seçimiyle sınırlı olan bu bir ittifak cumhurbaşkanlığı seçiminde de devam etmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Bir de işte Ekim ayında parlamentonun açılmasıyla birlikte iktidar partisinin, daha doğrusu Cumhur Koalisyonu'nun seçim sistemiyle ilgili bir değişiklik düşüncesi var. Onu da görmeden, yani Türkiye'nin hangi şartlarda bir hangi seçim yasasıyla bir seçime gittiğini görmeden bugünden ittifak modelleri ortaya koymanın biz pratikte bir faydası olmadığını düşünüyoruz. Ama işin özü itibariyle Türkiye'nin iyiye gitmediğini, bu hükümet tarafından iyi bir şekilde yönetilemediğini ve Türkiye'nin buradan bir çıkış arayışının mutlaka olmasını gerektiğini düşündüğümüz için ağırlıklı olarak muhalefet partileriyle Türkiye'nin geleceğine dair görüş alışverişimiz, ortak mutabakatlarımız daha sıcak bir noktada devam ediyor. Çok teşekkür ederim Bülent Bey. Sayın Solmaz Türk, yarı başkanlık sistemi önerisi ciddiye alınır mı kamuoyunda sizce? Yani bunu tartıştırmak ve bunun üzerinden bir mutabakat arayışına girmesi halinde AKP'nin böyle bir manevra şansı var mı sizce? Bunu deneyeceklerdir. Aslında deniyorlar da. Şu anda deniyorlar. Evet. Gördüğümüz o. Evet, deniyorlar. Tabii Sayın Kaya'nın işaret ettiği, en başta işaret ettiği, yani demokratik sistemin özelliklerini saydı, özetledi. Daha sonra dedi ki yani demokrasi olduktan sonra düşünülebilir ama ki haklı olarak. Şimdi siyaset biliminde söylemsel eylem diye bir kavram var. Söylemsel eylem. Yani konuşma şeklimiz, kullandığımız ifadeler, terimler aslında bir eylemdir. Yani etki yapar. Etki yapar. Sonuçları olur. Şimdi bu anlamda örneğin, tabii siz sultanlık diyorsunuz ama mesela zaman zaman başkanlık sistemi ifadesi geçiyor. Sanki bugünkü sistem başkanlıkmış gibi. Değil. İşte bu sisteme başkanlık demek işte bir söylemsel eylemdir aslında. Çünkü bunun bir sonucu oluyor. Onu kabul ettiriyoruz. Hani bilinçaltına öyle işliyor. Sanki bu bir başkanlık sistemiymiş gibi. Bu bir başkanlık sistemi değil. Dünyada böyle bir başkanlık sistemi hiç olmadı. Bugün de yok, hiç olmadı zaten. Dolayısıyla başkanlık sisteminden yarı başkanlığa geçiş de söz konusu değil. Çünkü öyle bir şey yoksa, yani bu durumdan o duruma yok. O nedenle bu terimler çok önemli. Çünkü dediğim gibi, yani söylemsel eylem olduğu için. Burada kilit olan bence demokrasiye dönüş. Demokrasiye evet. Dönüş ve demokrasiyi kökleştirmek. Demokrasiyi kökleştirmek. Şimdi mesela her iki parti başkanının, yani İYİ Parti ile Saadet Partisi başkanlarının, genel başkanlarının yaptığı toplantıdan sonraki açıklamalarında yani sanıyorum öyle o ifadeyi kullandılar. Demokratik parlamenter sistem ifadesini kullandı. En azından Sayın Akşener'in onu kullandığına dikkat ettim. Sayın Karamollaoğlu zaten onu sık kullanıyor. Dolayısıyla doğru ifade demokratik parlamenter sistem.
demokratik parlamenter sistem ve demokrasiye dönüş. Ve tabii tam demokrasiye, gerçek demokrasiye dönüş. Şimdi bunu, bu çok açık. Bu çok açık ve muhalefetin çok büyük hatalar yapılmazsa ve iktidardaki kadro hukuk dışı yollara başvurmazsa çok yakın bir gelecekte bu yola girileceği belli. Sayın Akşener'in yani ben başbakanlığa adayım demesi aslında bu da kendi başına bir söylemsel eylem ve çok güçlü, çok güçlü bir eylem, çok güçlü bir eylem. Yani saatlerce, günlerce konuşsanız anlatamayacağınız bir şeyi anlatıyor. Çok güzel ve bir kararlılık ifadesi. Bunun etrafının tabii altının doldurulması, etrafının doldurulması lazım. Şu anda o sürece gelirdi sanıyorum. Ancak bunun nasıl yapılacağının, ne şekilde gerçekleşeceğinin Türk halkına doğru ve açık anlatılması, ikna edilmesi, kabul edilmesine ihtiyaç var. Yani bu tür beyanlar çok önemli, çok çok önemli. Ancak tabii ki bir başlangıç sadece. Yani örneğin, mesela kuvvetler ayrımının için önemli. Yani bunun için ihtiyaç duyuluyor. Mesela bunun anlatılması lazım. Örneğin, mesela siyasi iktidar, mesela anayasada deniyor yani. Hakimiyet milletindir, kayıtsız şartsız milletindir. Ama sonra ne diyor? Millet bu egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanır. Yetkili organlara şimdi şeye sorarsanız, Tayyip Bey'e sorarsanız etrafındaki gruba sadece hükümet. Böyle bir şey yok. Veya mesela ordu siyasi iktidara tabi olmalı. Siyasete tabi olması. Tamam doğru. Ama siyaset sadece hükümet değil ki. Meclis de var. Meclis de var. Yani kuvvetler ayrımı dediğimiz şey, kuvvetler ayrımı dediğimiz şey böyle bir bunların arasında bir separatör çekme değil. Kuvvetler ayrımı bunların birbirini dengelemesi, kontrol etmesi. Dolayısıyla meclisin, hükümetin icra yetkisine ortak olması, yargının hükümetin icra yetkisini, o gücünü kontrol etmesi, o kontrola katılması. Mesela bunun tabii halka doğru anlatılması, iyi anlatılması lazım. Ve sadece yani anlatmak yetmez. Bugünkü sistemin, bu rejimin, demokrasi dışı rejimin bu kuvvetler ayrımı ifadesini nasıl istismar ettiğini, yani benim o söylediğim söylemsel eylemi nasıl kötüye kullandığını örnekleriyle ikna edici bir şekilde Peki. anlatılması lazım. Çok. Yoksa sadece beyanlarla tabii bir yere varmamız mümkün değil. Teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Sayın Bülent Kaya, size son soru. Sizinle kapatacağız programı. Sayın Akşener'in tek aday, Millet İttifakı tek adayla seçime girmelidir dedi. Ben başbakanlığa talibim derken de bir parça onu da kastetmiş oldu. Siz Saadet Partisi olarak nasıl bir tavra sahipsiniz? Millet İttifakı tek adayla mı gitmeli? Böyle bir değerlendirme yaptınız mı? Tutumunuz nedir? Hani 2018 tecrübesi yola çıkarak ve toplumsal beklentiyi göz önüne aldığımız zaman bir ortak adayla seçilmeye gidilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bunu salt bir oy oranına görmemek lazım. Bir toplumsal aidiyet, bir toplumsal birliktelik, bir büyük buluşma gibi değerlendirmek lazım. Evet, Saadet Çünkü Partisi de tek adayla gitmekten yana seçimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine. Tek adayla gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Sayın Genel Başkanımız da bunu ifade etti. İlk zaten Meral Hanım'ın bu şekildeki açıklaması aslında hem Millet İttifakı'na olan bağlılığını teyit etmiş oldu Meral Hanım'ın, hem de ortak bir adayla çıkılmış olmasını tabiri caizse bir mecburi yola doğru sokmuş oldu. Çünkü ben aday değilim demek ortak bir aday çıksın manasına gelir. Yoksa aday olma süreçlerinde belirleyici olmaktan da çıkıyorum manasına gelmiyor Sayın Akşener. Tam da adayı tespit edildi masada ben de var olacağım manasına geliyor ki tabii bir şeydir bu. Bu manada ağırlıklı görüş bir ortak adayla Saadet seçime Partisi gidilmesi. Saadet Partisi ortak adayla girilmelidir diyor. Evet. KJ'yi de böyle verelim arkadaşlar. Ortak adayla gidilmesini önceliyoruz diyelim. Anladım. Ortak adayla gidilmesini önceliyorsunuz. Saadet Partisi'nin tutumu bu. Bunun bir aidiyet duygusu yaratacağını ve belki ilk turda daha yüksek bir toplumsal destek sağlayacağını, dolayısıyla hem hükümetin icracı gücünü hem de yapılan icraatların geniş toplum kesimleri tarafından kabul edilebilmesine
ve kurulacak yeni iktidara bir daha geniş bir kredi sağlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin meselelerinin daha rahat çözülebileceğine inanıyoruz bu şekildeki bir formülasyonla. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kaya, Sayın Bülent Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü. Programımıza katıldığınız ve katkıda bulunduğunuz için Sayın Haldun Solmaz Türk, sürekli yorumcumuz olarak size de çok teşekkür ediyorum. Bu akşam geniş bir çerçevede aldık, konuları değerlendirdik. Çok iyi bir program olduğu kanaatindeyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Değerli seyirciler, bir 5. boyut programı daha sona erdi. Biz artık bundan sonra biz Perşembe günleri ekrana geleceğiz. Yarın tam saat 21'de Arena ekrana gelecek. Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nden yetişen Türkiye'nin starlarını ekrana taşıyacak. Onlar günü ve gündeme ilişkin konuları değerlendirecekler. Çok iyi bir program olacak, onu kaçırmamanızı öneririm. Bizden hemen sonra Lara Kırmızıoğlu günü toparlayan gece bülteniyle Tele1 ekranlarında olacak. Tele1 gece bültenini de kaçırmayın derim. Tele1'den ayrılmayın. Hoşçakalın.